Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar kıymetli izleyiciler, sevgili dinleyenlerimiz. Hoş geldiniz. Yeni bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle beraberiz. Yeni sezonun ilk Bunu Konuşalım programında çok önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Çok kıymetli bir misafirimiz var bu akşam bizimle birlikte. Çünkü hafta sonu hiç kimseye randevu vermeyin. Muhakkak bu çağrıya kulak verin. Ve birazdan da afişte göstereceğim, çok güzel bir ibare kullanılmış. İki elin kanda olsa gel diye. Neden bahsediyoruz efendim? Büyük aile mitinginden, buluşmasından 15 Eylül Pazar günü Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda aileler bir araya gelecek ve bütün sapkın akınlara dursun bu hayasızca akın denilecek. Gür bir sada yükseltilecek. Bunun detaylarını konuşacağız efendim. Bu akşam misafirimiz Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Er Yılmaz. Serdar Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk bu sabah. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz, sizlere sormalı. Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Şimdi tabii bu bizi epey bir heyecanlandırdı. Evet. Çünkü gerçekten bizim sokaklarımızda, bizim meydanlarımızda, bu vatanda herkes at koşturdu. Tabiri caizse. Bizim ailemizde salyangoz satıyor. Salyangoz satıldı. Bütün sapkın akımlar boy gösterdi. Bir biz ortaya çıkamadık. Bir biz boy gösteremedik yani. Evet. Bunun böyle hıncı da var tabii. Bir şeyler yapılmalı. Ailemiz korunmalı, kurtarılmalı diye. Tabii ki biz de dertliyiz bu konuda. Evet. Elhamdülillah. Sonra sizler çok güzel bir çalışma ortaya koymuşsunuz. Tabii birkaç yıldır bu devam ediyor. Evet. Tabii yeni değil ama daha güzel bir şemsiye altında buluşulmuş. Büyük Aile Platformu. Pazar günü de bir yürüyüş var. Evet. Herkesi davet ediyorsunuz, bekliyorsunuz. Hangi görüşten olunursa olunsun. Evet. Bu LGBT'ye, efendim diğer bütün sapkın akımlara karşı dursun bu hayasızca akın diyorsunuz. Ve saat 14'te İstanbul Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda herkesi davet ediyorsunuz. Şimdi bu çağrıları tabii defaatle yapacağız program içerisinde ama evet. Büyük Aile Platformu nedir? Önce onu tanıyalım. Yani kimin organizasyonuna geliyoruz biz? Evet. Kimlerle beraber bu boy gösterisinde bulunacağız dış mihraklara karşı? Evet. Bunu öğrenmek isteriz açıkçası. Ne zaman kuruldu? Kimlerden oluşuyor? Üye sayısı nedir? Bununla ilgili önce detaylı bilgileri sizden alalım. Eyvallah Mustafa abi. Teşekkür ederiz. Yine böyle bir programda olmak bize mutluluk veriyor. Buradan Lale Gül TV izleyicilerine de hayırlı akşamlar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. İnşallah bu programımızda hayırlara vesile olur. Amin inşallah. Şimdi Büyük Aile Platformu küresel tehditler karşısında aile diye bir mottomuz var. Küresel tehditler karşısında ailesini korumak isteyen, az önce buyurduğunuz gibi toplumumuzun her kesiminden insanın, yani dindarı, muhafazakarı, mütedeyyini, milliyetçisi, ülkücüsü, Alevisi, Sünnisi fark etmiyor. Her kesimden insanın muzdarip olduğu hususlar var. Bunlar neler? Tabii sadece LGBT değil, madde bağımlılığı, dijital bağımlılık, ekran bağımlılığı, çocuklardaki ekran süresi, daha sonra belki telaffuz etmekte zorlanıyoruz ama porno, mastürbasyon, orgazm gibi bunun literatürdeki karşılığı PMO bağımlılığı diye geçiyor. Bu tarz bağımlılıklar hatta oyunlarda çocuklarımızı şiddete meylettiren hadiseler. Evet. Bunların hepsi ailenin huzurunu, ailenin yapısını bozan şeyler. Biz bunlara aileyi ifsad eden unsurlar diyoruz. Yani sayısını artırabilirsiniz. Ama 3-4 başlıkta da toplayabilirsiniz. Biz buna 2019 yılında bilimsel olarak çalışarak başladık. Dedik ki önce 2019 yılında altyapısını oluşturan 3-4 tane sivil toplum kuruluşu, ismini de çok bildiğiniz sivil toplum kuruluşlarından böyle hocalar, daha doğrusu psikologlar, sosyologlar, bizim gibi sivil toplum kuruluşu yöneticileri, bir araya geldik. Dedik ki ya bizim yurdumuzda kalan çocuklar var. Öğrenci yurtlarında kalan çocuklarımız var. Bunlar deizm, ateizm, agnostizm akımına kapılmışlar. Diğer tarafta madde bağımlılığından bahsediyorlar. Zaten ekran bağımlılıkları var. Günde 7-8 saat, şu an 10 saate çıktı ortalaması. 10 saat ekrana bağımlı kalan bir çocuk düşünün.
Bizim İstanbul Aile Vakfımızın Aile Araştırmalar Merkezi Başkanı var, Doçent Doktor Turgay Şirin Hocam. Onun bir kalıp cümlesi var, bir kavramı var. O çok hoşumuza gidiyor. Ekranın emzirdiği çocuklar diyor. Çok güzel. Hakikaten böyle tam cuk diye oturuyor, evet, yani. Evet. Ekranın emzirdiği çocuklar haline dönmüş. Bizim yurdumuza gelen, eğitim müesseselerimize gelen birçok sivil toplum kuruluşunda da aynı dertten muzdarip. Bunlar var. Bir de çok hayret ettiğimiz ve bizi dehşete düşüren cinsel kimlik karmaşası yaşayan gençlerimiz var. Yani biz onlara, yani literatürde LGBT diye geçmiş, Batılı bunun ismini böyle koymuş, kısaltmalardan oluşan bir kavram. Kimisi dört harfli diyor onu kullanmamak için vesaire. Biz bunun mesela bir ya da iki yıl araştırmadan sonra cinsel kimlik karmaşası yaşayan vatandaşlarımız demeyi tercih ediyoruz. Ya da marjinal cinsel kimlikli vatandaşlarımız. Normal değil, marjinal. Evet. Dolayısıyla biz böyle tarif ediyoruz ama mesele anlaşılması için de mecburen LGBT kavramını kullanıyoruz. Bunlar gerçek mi peki? Yani bu hakikaten doğuştan gelen bir rahatsızlık mıdır? İnsanların da böyle fıtratında böyle şeyler var mıdır? Kesinlikle yok. Biz biliyoruz ki bilim dünyası bunu defalarca kanıtlamış. 2016 yılında 500 bin insandan, 460 bin, yaklaşık 500 bin insandan gen testi yapılmış. XX ve XY dışında bir kromozom yok. Evet. Dolayısıyla erkek ya da kadından oluşuyor. Erkeklerde östrojen oranı düşük hormon olarak, kadınlarda da testosteron oranı düşük. Her insanda da her iki cinsten hormonlar var ama atıyorum %70, %30 dolaylarında. Dolayısıyla yani bu bir hormonal bozukluk da değil. Yani bu da şöyle yarı yarıya bir hormon diye de bir şey yok. Yalnız kimisinin fıtratı yumuşak olabiliyor, latif olabiliyor bir erkek. Bir kadın daha cevval, daha böyle sert karakterli olabiliyor. Tabii ki yediklerimiz, içtiklerimiz, program boyunca ya bahsederiz, gıdadan ilaca, cinsiyet bükücü kimyasallara birçok etken var. Bunlar bir kere hormonal dengeleri bozuyor. Sonra gençlerimiz bu ekranlardan, Mustafa abi, popüler kültüre kapılıyorlar. Maalesef. Her şey burada. Sosyal medya, dijital platformlar, diziler, kısa short filmler vesaire vesaire. Hepsi buradan aşılanıyor. Bilim dünyasında da siz gidiyorsunuz, akademik makaleler okuyorsunuz, belgeseller izliyorsunuz. Her yerde bunun propagandası yapılıyor. Neyin propagandası yapılıyor? Eşcinsellik doğal bir durumdur. Sıradan bir durumdur, insan doğasında vardır gibi şeyler. Çocuklarımız maalesef buna kapılmışlar. Biz 2019 yılında bu çalışmaya başladığımızda dedik ki önce ne yapacağımıza karar vermeden önce neyle mücadele ettiğimizi bir anlayalım. Karşımızda kim var? Bunu bize, bu propagandayı kimler yapıyor? Ne için yapıyor? Ve yaptığı propagandanın içeriği ne? Bundan ne elde etmeye çalışıyor? Gibi birçok sorular. Alt alta 20 tane, 30 tane soru. Sonra okumalar yapmaya başladık. Literatür araştırmaları yaptık. Sonra saha araştırmaları yaptık. Hem gençlere yönelik hem toplumumuzun her kesiminden insanla yönelik, her yaş grubundan. Mesela o dönem en çok tartışılan İstanbul Sözleşmesi'ydi. Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir? Niye toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet eşitliği değil de? Aradaki fark nedir? Bu literatür taramaları, araştırmalar, okumalar derken bugün çok saygın olarak hepimizin bildiği 35 civarında kanaat önderi hocalarla istişareler. Onda psikolog var, sosyolog var, psikiyatr var, pedagog var, PDR'ci var, eğitimci var, ilahiyatçı var, hukukçu var derken her disiplinden hocalarla ama bu konuda konuşan, cesurca çıkıp bir dakika kardeşim tıpta bunun yeri yoktur diyen hocalar, bir dakika kardeşim bu psikolojik bir rahatsızlıktır, bu tıbbi bir rahatsızlık değildir, doğuştan gelmiyordur deyip haykırabilen psikiyatrlar, sonra sosyologlar, kardeşim bu mesele bizim nüfusumuzu azaltmak için yapılmış bir, evet, projedir. Bakın zaten nüfusumuz azalıyor. Bir de bu LGBT propagandası geldiğinde çocuklarımız asla evlenmeyecek. Evlenenler de affedersiniz erkek erkeğe, kadın kadına farklı buyurduğunuz gibi sapkın akımların etkisinde kalacak. Dolayısıyla evlense de üreme olmayacak yani. Erkek erkeğe evlilikten bir çocuk mu olur? Derken nüfusumuz direkt aşağı iniyor. Bu demografik bir sıkıntıdır. Demografik gücümüz zayıflıyor. Hatta bunun askere gidecek adam bulamayacağız. Belki bundan birkaç yıl sonra, evet, dediler. Yani siyaseten çok kullanıldı. Beka meselesi, beka meselesi. Aynen öyle. Bu milli bir güvenlik meselesidir. Evet. Yani bu mesela sosyolog hocamız bunu bir söyledi. Biz böyle dedik bir dakika yani. Yani hocamız abartıyor ya da gerçekten biz meseleyi anlayamadık dedik. Yani okumalar yaptıkça hocaları teyit eden
şeyler duymaya başladık. Araştırdık, saha araştırmaları derken anladık ki hakikaten birileri hani böyle çok şey bir laftır da yani derin devlet ya da dış ya mihraklar falan demek istemiyorum ama bir dış güç var gerçekten ve çok güçlü ekonomik açıdan ve biz değil sadece tüm insanlık. Müslüman ülkeleri değil sadece Türkiye değil. Hristiyanları bitirmişler. Avrupa bitmiş, Amerika'daki aile bitmiş. Evet. Demek ki bunu yapan Amerika değil ya da Avrupa değil. Yani bunu yapan belli bir zümre ve bu zümrenin acaba ne amacı var diye. Bu araştırmalardan sonra dedik tamam. Biz bir kere bilimsel araştırmalarımızı yaygınlaştırmalıyız. Bunu sosyal medyada herkese duyurmalıyız. Gençlere, anne babalara, eğitimcilere muhakkak bu tehlikeleri anlatmalıyız. Ama tek bir disiplinde, tek bir alanda değil, her alanda. Tıbbi açıdan, psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan, iş dünyası açısından, ekonomik açıdan, yani milli güvenlik meselesi açısından, sosyolojik açıdan, her açıdan değerlendirelim. Nasıl çizgi filmlerde bunları bu kadar rahat veriyorlar? Nasıl ders kitaplarında eşcinselliği sevdiriyorlar, teşvik ediyorlar? Nasıl oluyor da çocuklarımızın her biri hangi ideolojiden ailelerin çocukları olursa olsun, solcusu, sağcısı, dindarı, seküleri, her çocuğa sorduğun soruda aynı cevabı alıyorsun. Burada bir tuhaflık var yani. Evet. Yani Kadıköy'deki bir ailenin çocuğuna da sorsan, Fatih'teki bir ailenin çocuğuna da sorsan, dindar, muhafazakar ya da seküler aynı cevabı alıyorsun. Nedir o cevap? LGBT bireylerine saygı duymak lazım. Allah Allah. Yani bak şimdi insana saygı duyulur ayrı. Bizim zaten en büyük çıkış noktamız şu. Bizim LGBT bireyleriyle problemimiz yok. O bir günahkar dini açıdan düşünecek olursan. Hadi dini jargonu bir tarafa bırakalım. O bir kere kendine yazık eden bir zavallı. Hatta o bu propagandanın mağduru. Onlar en çok üzülmemiz gereken kişiler. Gerçekten biz meseleye böyle bakıyoruz. Onlar bizim çocuklarımız. Yani burada hemen parantez içinde söyleyeyim. Daha önceki programda da çok konuşmuştuk. 80'li yıllardaki LGBT deyince 80'li yıllarda fuhuş sektöründe çalışan ya da eğlence sektöründe çalışan translardan bahsetmiyoruz. Travestilerden bahsetmiyoruz. Günümüzde LGBT demek bizim İmam Hatipli bir çocuk da olabilir, hafız birisi de olabilir, en dindar böyle en mülayim, en temiz gördüğün çocuklar da olabiliyor. Çünkü diyor ki ben aseksüelim, ben biseksüelim. Ama nedir bunun şeyi? Kafa karışıklığı sadece. Yani dokunsak çocuklarla bunun ilmi boyutunu, teknik boyutunu, insanın bedenine olan zararını, psikolojisine olan zararını oturup konuşsak ikna ediyoruz. Zaten bu yüzden aile danışmanlık merkezleri açıldı. Birçok sivil toplum kuruluşu şu an cinsel kimlik karmaşası yaşayan gençlerimizi tedavi ediyor. Bunu hastalık derseniz tedavi ediyor diyelim. Hastalık demezseniz ki bazı hocalarımız bu hastalık değildir diyor. Bir kafa karışıklığıdır diyor. O zaman içine düştüğü durumdan kurtarmak diyelim. İçine düştüğü durumdan çok rahat kurtarıyoruz Allah'ın izniyle. Ama nasıl oluyor? Bunu bilimsel açıdan anlatıyoruz. Sadece dini terminolojiyle konuşmuyoruz. Zaten günümüz gençliğinde Mustafa abi, öyle Kur'an, hadis direkt girdiğinizde çocuklar algıyı kapatıyor. Sizinle yani konuşurken... Ne hallere düştük derler evet, ya. Öyle evet, o hallere aynen düştük. Aynen öyle. Yani halbuki... Hatta şu konuyu, özür diliyorum Serdar abi. Estağfurullah. Şu konuyu konuşmaktan biz çok büyük icap duyuyoruz. Aynen. Ama mecburuz konuşmaya. Çünkü artık atı alan Üsküdar'a o kadar çok geçmiş ki bunlara bir affedersiniz dur demek lazım evet. Ama yani başka bir şey Mustafa söyleyecektim abi, ama biz dur diyelim yani. Kamuoyunda konuşmaktan ben de hicap duyuyorum ama kendi evladımızla konuşma konusunda konuşmalıyız abi. Evet. Bu Resulullah Efendimizin sünnetinde Asr-ı Saadet döneminde bizim bu büyüklerimiz Piran Efendilerimizin yaptığı uygulamalarda bu yok. Çocuğunu karşına alacaksın, cinsel mevzuları da dahil. Tabii ki edep dairesinde, tabii ki uslubuna göre anlatacaksın ki o çocuğa o meseleyi başkaları anlatmasın. Evet. Sen anlatmadığında buradan öğreniyor. Buradan öğrendiğinde geçmiş olsun. Evet. Orada ne veriyorsa onu öğreniyor. Çocuğun ergenlik dönemi, hatta 4-6 yaş arasındaki cinsiyetini keşfetme dönemindeki algıları. O an anne babaya bakıyor, etrafına bakıyor, anaokulunda, okulda, arkadaşlarından olanlara bakıyor, kendini tanımaya çalışıyor. Derken sen bunlar ayıp diye, ki bu İslami bir duruş değil, tekrar ediyorum. Ayıp diye bir şey olmaz. Anne baba çocuğuyla her şeyi konuşabilmeli. Ki başkaları dediğim gibi yanlış provoke etmesin, kafasını karıştırmasın. Ama şu, yani bunu bu ekranlar karşısında, ya kardeşim işte ben bu kelimeyi de kullanmakta bir
şey görmüyorum. İslahi anlam itibariyle ibne demek, fıtri olanın zıttı demek. O anlamda ya bu ekranlarda ibnelik mi konuşacağız diye hicap duyuyorum gerçekten bunu konuşmaktan. Ama almış gitmiş, az önce söylediniz, Atalan Üsküdar'ı geçmiş. Maalesef. Çocuklarımızın hepsi biliyor. Bu konuda hemen şunu da söyleyeyim. Yani bu meseleye başladık. Yaşlılara, gençlere, olgun yaştaki insanlara, anne babalara, kadınlara ayrı, erkeklere ayrı seminerler veriyoruz. Çünkü bu böyle hani bir videoyla, bir kitapla, okumakla olabilecek bir şey değil. Dokunmanız gerekiyor insanlara. Bazen 100 kişiye, 1000 kişiye, Kayseri'de 1000 kişilik salonda anlattım yani. Ama çıkışta öyle sorular geldi, öyle hadiseler geldi. Anladım ki toplumun her düzeyinden insanında, Mustafa abi, sıkıntılar var. Kimisi çocuğundan, kimisi kocasından. Bir tanesi geldi dedi ki benim kocam gay olmuş dedi. Eve gelmiyor dedi. Allah Allah. Eve geliyor dedi, benimle dedi, yakınlaşmıyor dedi. Yani Anadolu'da böyle tesettürlü, nur yüzlü bir ablamız bunu söyleyen. Dedi ki, kendisi de bunun farkında ama dedi kimseye söyleyemiyor. İşte biz onun irtibat bilgilerimizi verdik. Bizim psikologlarla görüştürdük. Sonra toparladı elhamdülillah. Ama bunu kime anlatsın, nasıl konuşsun yani? Şimdi biz orada şunu konuşurken, oraya gelecektim. Belli bir yaşın üstü, yani 45-50 artık bizim yaşlar ve üstü diyelim. Bu konuyu anlatmaya başladığımızda aman diyor, bunlardan bahsetmeyin. Yani saf zihinler idlali olmasın, bulanmasın. Ama saf zihin kalmamış ki. Evet. Bu sen yani, belki safsın, ne kadar safsın onu da bilmiyorum amcacığım, teyzeciğim ama çocuklar öyle değil. Aynen öyle. Şimdi sosyal deney yapın dedim. 6 yaşındaki çocuğa, evinizdeki 6 yaşındaki, 8 yaşındaki çocuğa sorun, iddia ediyorum. Çocuğa deyin ki LGBT deyince ne biliyorsun? Ben evimde çocuğuma sordum. Ya böyle kız gibi erkekler, kızlar diyeyim baba dedi yani. Bu kadar. Çocuklar zaten biliyor. Çünkü bizim verebildiğimiz Mustafa abi %30 ama bu geri kalan %70'ini bu ekranlardan öğreniyorlar. Evet. Yani mesela anneler, babalar bu konuda aslında biraz suç var. Niye? Evet. Şimdi net konuşalım yani. Hepimiz tabii anne baba olduğumuz için tabii suçu başkalarına atmayalım. Yani bizim de suçlarımız var. Kendimiz bir kabul edelim. Aynen. Şimdi 5-6 yaşındaki çocuğa aman başımdan biraz uzaklaşsın da ben dinleneyim. Çok aman doğru. İşte ben de şu işlerimi göreyim diye şu telefonu verip de TikTok'u açar, sanki defalarca gördüm ben bunu. Evet. Toplu taşımada da gördüm. Evet. Parkta, bahçede de gördüm. O çocuk da böyle kaydırıyor. Misafirimiz ya var, biz onunla konuşurken işte bizim bizi araya girmesin. Evet. Verelim eline bir tablet. Geçsin bir arka odaya. Aynen. Baksın. Neye bakıyorsa. Halbuki temiz içerikli şeyler de var. Platformlar evet da çoğaldı artık. Evet, yani evet, ailelerin bu ızdırabını gören bazı firmalar temiz içerikli, kapalı devre, bir işte çizgi filmler var, oyunlar var vesaire, evet, evet, var. Bunlar da çok çoğaldı. Biraz bilinçli olmak gerekiyor. Ya sen TikTok'la çocuğunu nasıl baş başa bırakabilirsin? Instagram'la, Twitter'la, şunla bunla nasıl evet çocuğunu baş başa YouTube'la bırakabilirsin? Ya evet, YouTube'la. Çünkü hı, bu insanların hepsi, insan demeye bir şahit ister de, hepsi buradan kendi propagandalarını yapıyor. Çünkü çocuk evet farik ve mümeyyiz bir yaşta olmadığı için, neyin doğru evet neyin yanlış olabileceğini seçemediği için evet orada onlar gır gır şamata eğlence yapıyorlar. Çocuk da tabii buna yapmış olduğu, onların yapmış olduğu eğlenceye ufak bir böyle kikir demesi bitti zaten. Evet. Bir yani çocuğu sempatisini kazandı. Mustafa o abi, sempatinin üzerine her şeyi inşa ediyorlar. Yetişkinlerimiz de neyin doğru neyin yanlış olduğu bilen yetişkinlerimizin de nefsi var. Tabii. Onlar da nefsine kapılıyor, diyor ki bir şey, ya abimiz, genelde çocuklara kızıyordum diyor. Kandırıyorlar ya, o yüzden evet, biraz daha tehlikeli. Tabii tabii, boyutu tabii orada. Ben ona örnekler vereceğim. Bir hadiseye, bunlar da bizim araştırmalarımızda, bir hadiseye yetişkin nasıl karşılık veriyor, genç nasıl karşılık veriyor. Orası doğru ama şu da var. Şimdi çocuklara kızıp akıllı telefon aldıktan sonra işte o programları ya keşfedip böyle parmağıyla şey yaparak diyor ki ya diyor 3 saat geçmiş diyor, zihni mi uyuşmuş diyor, nasıl geçti bilemedin diyor. O hakikaten bir uyuşma hali. Bir de algoritma var Mustafa abi. Hı hı. Algoritma müthiş işliyor. Hipnotize ediyor. Şimdi işte siz buna baktığınızda bir kere sizin cinsiyetinizi, aşağı yukarı yaşınızı, yani bilgi girmenize gerek yok. Girdiyseniz zaten ona diyecek bir şey yok. Ama sizi aldınız, benim telefonumu siz kullanıyorsunuz mesela. Bu size ait değil. Ama kullanırken ekranda sizi görüyor, cinsiyetinizi biliyor. Sonra açtığınız bir şey sosyal medya aplikasyonunu bakıyorsunuz, videoları kaydırıyorsunuz. Bir yerde tereddüt ettiniz, yavaş çektiniz. Diyor ki tamam, bunun ilgisini çekti. Bundan sonraki içerikler ona müzahir, benzer
şeyler gelmeye başlıyor. O ara bir şeyler konuşuyorsunuz. Evde diyorsun ki ben ayakkabı almam lazım. Ha, çocuğun şuna ihtiyacı vardı. Bakıyorsunuz onlarla ilgili reklamlar çıkmaya başlıyor. Bir de mesela sizin takip ettiğiniz şeyler, sevdiğiniz diziler, işte beğendiğiniz karakterler falan, onlarla alakalı şeylerde biraz böyle durdunuz. Yavaş geçtiniz, onu sonuna kadar izlediniz. Sürekli onlarla ilgili bu sefer uyuşma hali. Saatler geçiyor, 6 saat geçiyor, 5 saat geçiyor. Ya. Ekrandan gözümü alamadım diyen bir uyuşma hali resmen, yani madde bağımlısı gibi. Teşbih dağıtı olmasa ekran bağımlılığı böyle... aslında bu biraz böyle şey söylediğimizi zannediyorlar. Çok yani abartılı bir şey. Yani ekrandan ne olacak ki? Bir şey izlersin, kapatırsın. Öyle değil. O seni öyle bir tutuyor ki, öyle bir sürüklüyor ki. Yani bir de duygudan duyguya geçiyorsunuz. Gülüyorsunuz az sonra İsrail... Duygu durumunu İsrail'in da bozuyor yani. O bombaladığı sahneler az sonra gülüyor, az sonra ya bunun sonu yok. Yani zihniniz, yüzünüz bir ekşiyor, bir sinirleniyorsunuz, bir heyecanlanıyorsunuz, bir gülüyorsunuz. Saçma sapan bir ruh hali. Ve o ruh halinin içerisinde kilitlenip kalıyorsunuz ve çıkamıyorsunuz. Birileri buna Deccal diyor. Tek gözlü canavar diyor. Tek gözlü yani böyle teşbihler var. Ne kadar doğru bilemiyorum ama hakikaten herkesin yüzünü oradan alamadığı bir ekran mı? Evet. Tek gözlü mü? Evet. Yani şimdi burayı peki biz bununla ilgili bunu kötümseyip ya ne yapacağız? Bir zamanlar yani Osmanlı'da matbaanın gelmesiyle teknoloji gevurucadıdır deyip bunu iten kakan insanlardan mı olacağız? Yoksa bununla nasıl baş edeceğimizi mi öğreneceğiz? İşte bir şıkkı. Nasıl baş edeceğimizle ilgili de benim iki seçeneğim var. Diyorum ki bunu her yerde bir içerik üretmemiz lazım. Bir kere bu bizim hayatımıza girmiş. Biz buna Müslümanlar olarak, biz buna akd-i selim insanlar olarak içerik üretip insanlara zarar vermeyen, özellikle aile yapılarına zarar vermeyen içerikler üretmemiz lazım. İki, buradaki kötü gidişatı da yasaklamamız lazım. Sen istediğin kadar güzel şey yap ama birisi geliyor oraya lağım borusu dayamış sürekli pislik veriyor. Şey bu aile çalışmaları konusunda şu metaforu kullanıyoruz Mustafa abi. Şurası bizim havuzumuz. Bu havuzda siz, biz, sivil toplum kuruluşları, cemaatler, gruplar vesaire herkes ailesini korumakla ilgili şeyler yapıyor. İşte eğitim seminerleri veriyor, aile içi iletişim, çocukları nasıl yetiştirmeliyiz, işte spor, okçuluk kulübüne gönderelim, çocukların ekran süresini azaltalım. Birçok çalışmalar yapılıyor. Hepsi güzel çalışmalar. Tamam, hepsi güzel. Bunlar ihya çalışması, aileyi ihya etmek, yeniden tahkim etmekle ilgili çalışmalar. Peki orada bir de o az önceki havuz dedim ya, temizlemeye çalıştığımız havuza birisi gelmiş, lağım borusunu dayamış, sürekli pislik veriyor. Evet. Ya biliyorsunuz mecelle kanunu, defi mefasit, celbi menafiden evladır. Önce bir pisliği bir kurutmak, evet, temizlemek lazım. O lağım borusunu bir tıkamak lazım. Bunun için de işte bu hafta sonu yaptığımız miting gibi kamuoyu oluşturarak hükümetimizi ve siyasi partileri harekete geçirecek. Kardeşim bizim halk olarak rahatsız olduğumuz bir şey var. Artık birisi şu lağım borusunu tıkasın, kapatsın, şu pisliklerin artık akmasını istemiyoruz diyeceğimiz kanun değişikliği. Birincisi bize düşen ihya çalışması. Hepimiz ailemizi koruyacağız ve mümkünse bu sektördeysek içerik üreteceğiz. İkincisi de bununla alakalı önleyici, engelleyici, yasaklayıcı. Yani bu yasak kelimesi tırnak içinde çok böyle irite bir kelime gibi duruyor ama öyle değil. Yani bazı şeylerde yasak olmadan, kanun olmadan siz çalışma yapamazsınız. Bir şeyi bir engellemeniz lazım. Ne demek? Ben de bunu anlamıyorum değil mi? Şimdi ben yasak deyince böyle evet rahatsız oluyorum. Serdar abi ben seni çok iyi anlıyorum. Şimdiki gençlik böyle yasak deyince ne demek evet, yasak falan gibi algılıyor ama ya yasak Cenab-ı Hak insanlara yasaklar koymuş. Evet. Toplumun huzuru nasıl sağlayacaksınız? Yani yasak bu yasaklar olmasın? Olacak ya. Bu yasaklar olacak. Çünkü evet, senin sağlıklı bir şekilde hayatını idame ettirebilmen için evet, bu yasaklara ihtiyaç var. Tıpkı önünde helal olarak açılmış alan gibi. Evet. Bu alanların da böyle kapatılmasına ihtiyaç var. Bir de şöyle yani, bir çelişki var Mustafa abi. Sözünüzü kestim, özür dilerim. Estağfurullah. Avrupa'yı hep gençlerimiz örnek gösteriyor. Avrupa'da şöyle dünya iyi, kadar şey böyle yasak iyi. Avrupa'da. Evet, tam da onu diyeceğim. Yani Avrupa'da siz o yasakların, müeydelerin, cezaların ağırlığını bir bilseler diyecekler ya, ki yaşanmaz ya bu Avrupa'da. Çünkü Türkiye'de biz hakikaten çok rahatız. Yani özgürlük bizde var, Avrupa'da yok. Tabii. Anne baba onayı olmadan çocuk uzak sosyal doğuda medyada yok, yer alamıyor. Yani yere tükürdüğü için ciddi para cezası alan Singapur'da insanlar var. Halk yani çok ağır buluyor bu cezalar. Almanya'da şerit vardır, düz şerit.
trafik tıkanmıştır senin şeridinde. Ya şuradan geçsem aynı yol, ha ters yol değil. Geçsem ben ileride kurtaracağım. Hayır, ortada düz çizgi var. Sen geçtin, anında ceza gelir. Ya müsamahası yoktur. Hani bazen müsamahalı olması gereken bir alan olur ya. Çok saçma sapan bir şey. Niye bekliyoruz saatlerce? Çıkalım sola gidelim değil mi dersin yani mantıken. Pratik olarak ama yok. Bir kere sen o cezayı yedin. Yani öyle ağır şartlar vardır ki. Şimdi memleketimizdeki çocuklar da az önce buyurduğunuz gibi. Ya yasakçı zihniyetten bir kurtulamadık gitti. Kim yasakçı? Asıl bizim toplumlarımız. Asıl Osmanlı çok özgür bir toplumdu. Evet. Yani herkes her istediğini yapıyordu. Sadece başkalarına zarar vermem adına. Sadece toplumun değer yargılarına, kültürüne, anneannelerine, geleneklerine test düşmediği müddetçe yani hiçbir engelleyici bir unsur yoktu. Asıl Engizisyon mahkemelerinin olduğu, kara çağ dedikleri o dönemi yaşayan Avrupa'da vardı. Bizde yoktu. Yani rol model olarak aldıkları yönetim şekli Avrupa, Batı, asıl yasakçı onlar. Ama biz burada mesela bir kanun çıkaralım. İşte bu LGBT dernekleri kapatılsın. İşte bunlara yurt dışından fonlar geliyor, milyarlarca dolar. Milyonlarca demiyorum bakın, milyarlarca dolar yıllık bütçeleri var bunların. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarını fonluyorlar. Üniversitedeki kulüpleri fonluyorlar. O üniversitedeki kulüplerdeki çocukların zihinlerini meşgul ediyorlar. Çocukların önce deist, ateist oluyor. Derken madde bağımlısı oluyor. Artık iyice uyuşturucu müptelası oluyor. Derken bir bakıyorsunuz cinsiyet değiştirme kararı veriyor. Anne babasının rızasına gerek kalmıyor. 18 yaşını geçtikten sonra üniversiteli bir talebi. Bir bakıyorsunuz önce hormonlar almış, sonra ameliyat olmuş. Anne baba öğreniyor çok geç. Sonra bir bakıyorsunuz çocuk intihar ediyor. Bu mu özgürlük? Maalesef. Ya birisi demeyecek mi ya sen günümüz tabiriyle, gençlerin tabiriyle sen neyin kafasını yaşıyorsun kardeşim? Hiç danıştın mı? Sen nasıl oldu böyle bir oyuna geldin? Demeyecek mi? O çocuk intihar ettikten sonra, o çocuk artık geri dönülmez bir yola girdikten sonra, ruhsal bunalım yaşadıktan sonra ne anlamı var yani özgürlüğün? Evet. Değil mi? Burada kısıtlamalar olması gerekmiyor mu? Nitekim belki örnek alınabilecek birçok ülke, ya 24 ülke LGBT propagandasını yasakladı. Biz niye 25.si olmuyoruz Türkiye olarak? Biz bunu söylemeye başladığımızda 3-4 ülke vardı. Şimdi oldu 24. Amerika'da 50 küsur eyalet var. Ya bunların yarısı bunu yasaklamaya yönelik dönük çalışmaları var. Kimisi yasakladı, kimisi meclisinde bunu tartışıyor. Koskoca Amerika, çünkü artık o da anladı. Çok geç ama anladı yani. Nüfusunun şu anda 5'te birisi LGBT. 2045 yılına geldiğimizde 3'te 2'sinin LGBT bireyi olması bekleniyor. Adamlar artık dediler ki bir dakika yani. Bu gidişat başka bir yere, çok geç ama. Anladılar şimdi, eyalet eyalet yasaklamaya başladılar. Biz niye yasaklayamıyoruz? Mustafa abi soruyorum, bu telefonunu alın, gidin Çin'e. İddia ediyorum bakın, Çin'e gidin, TikTok'u açın. TikTok'u kim üretti? Çin. TikTok'u açın, burada bir tane LGBT'nin propagandasına dair video ya da fotoğraf göremeyeceksiniz. Teşvik eden hiçbir şey göremeyeceksiniz. Aynı telefon, benim telefonum. Oradaki internette bağlandığım için, orada olduğumu gördüğü için TikTok benim önüme onları çıkarmıyor. Neden? Çünkü Çin bunu yasakladı. Dedi ki bir dakika kardeşim, bu içerikler bizim kültürel yapımızı bozuyor. Çocukları evlilikten soğutuyor. Evlenenleri boşanmaya sevk ediyor. Ve böyle çocuk haz çağında yaşıyoruz diyor. Genç, delikanlı, haz çağında yaşıyoruz. Ben niye bir de şunu tatmıyorum diyor. Affedersiniz, niye bir hayvanla, bir nesneyle, bir çocukla, biliyorsun bunların hepsinin aşamaları var. Ölüyle ilişkiye girmenin serbest bırakılmasını istiyorlar. Yani İspanya'da bundan 2 yıl önce, affedersiniz, hayvanlarla ilişkiye girmenin yasaklığı ortadan kaldırıldı. Ne yapmaya çalışıyoruz? Evet. Bunu fark eden ülkeler bununla ilgili hemen propaganda yasağı getirdi, meclislerinden geçirdiler. Şu an oralarda bu yapmıyor. Biz bunu istiyoruz. Yoksa herkesin çocuğu, kendine herkesin dindarlığı, kendine herkesin hayat tarzı, yaşam tarzı kendine. Biz buralarda değiliz. Yani elbette bir Müslüman olarak toplumumuzun tüm gidişatından sorumluyuz. Ama yani biz esasında LGBT'li o kişiler nasıl bir hayat yaşıyorlarsa yaşam, ama bunu propagandaya dönüştürüp. Aynen öyle. Yine güzel bir kavram. Yatak odasında ne yapıyorsan yap ama bunu sokağa çıkarma. Evet. Tamam, yatak odasının içinde de yaptığı bizi ilgilendirir. Bir, bu toplumda bir Müslüman olarak ya insanlar
başka şeyler yapıyorlarmış, sapkınlıklara düşmüşler. Tabii ki dertleniriz ama bizim bir kere sorumluluğumuzun başlaması için bunu biliyor, tanıyor olmamız lazım, bize bir yakında olması lazım, evet, vesaire. Önce ailemiz. Ama, tabii önce önemli. Ailemiz. Şimdi benim komşumda böyle bir rahatsızlık olsa, Nazım geçiyorsa oturur onunla konuşurum. Ama bunu hele hele sokağa döküyorsa, bir dakika ben bunu her yerde yapmalıyım. Bizim hatta evliliğimiz resmileşmeli. Biz çocuk edinebilmeliyiz. Daha ileri boyutları var. Diyorlar ki bize özel cami açılsın. Yok daha neler yani. Yani yaşadığı hayat Müslümanca bir hayatmış. Bir de ona ibadethane istiyor yani. Yani kafalar karışık. Ez cümle arkalarında çok ciddi bir ekosistem var. Bu ekosistemin muazzam bir iş dünyası yapılanması var. Markalar var. Efendime söyleyeyim, fonlar var, uluslararası kuruluşlar var, Birleşmiş Milletler. Bunun en büyük şeyi, meşruiyet kaldırıcı olan yer. Birleşmiş Milletler'de ne konuşuluyorsa ona üye 150 ülke, 160 ülke hepsi oradaki kanunları kendi mevzuatına geçiriyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi. Hı hı. Tamam, İstanbul Sözleşmesi ile geldi bize, Avrupa Birliği'nin bir çalışmasıydı, Avrupa Parlamentosu'nun. Ama toplumsal cinsiyet eşitliğini biz nereden biliyoruz? Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları var, 17 tane. 2030 yılına kadar tüm üye ülkeler bunu uygulamak zorundalar. Çok güzel başlıklar var o 17'de. Açlıkla mücadele, susuzlukla mücadele, eğitimle mücadele vesaire. Bunlara kimsenin itirazı yok. Ama 5. madde var. O 5. madde ne diyor Mustafa abi? Toplumsal cinsiyet eşitliği. Ya cinsiyet eşitliği dese yine bir parça. Biz İslami literatürde cinsiyet eşitliği de olmaz. Cinsiyet adaleti olur. Kadınla erkek eşit değildir, adildir. Adaletle hükmedilir. İkisi apayrı şeyler. Kromozomları tutmuyor. Hiçbir şeyleri eşit değil yani. Evet. Ayrı yer yaratılmıştır. Ama şimdi biz bunu konuşamayacağız. Önce şunu konuşacağız. Tamam, kadın erkek eşitliği de kardeşim, ben buna kabulüm. Ama kadın erkek eşitliğinden de bahsetmiyoruz. Başına toplumsal getirdiğinde İngilizce seks yerine gender'ı karşımıza çıkardığında ne oluyor? Kadın, erkek ve diğerlerinin eşitliği. Diğerleri ne? Af buyur. Nereden çıktı bu? Kadın ve erkekten başka bir şey mi var? Tabii ki var diyor. Siz oradan bir açılım sağlıyor. 200 tane cinsel kimlik sayıyor. Evet. Sene 2000 Mustafa abi. O dönem MÜSİAD'da çalışıyorum. Müstakil Sanayici ve İş Adamı Derneği'nde. Daha böyle yeni mezun, gencecik. Yani İngilizce biliyorum, İngilizce eğitim veren bir okulda uluslararası ilişkiler okumuşum falan. Kendimi geliştirmek için oraya başladım. MÜSİAD üyeleriyle Amerika'ya gidilecek. 80 kişiye vize alacağız. 80, 82 tam sayı hatırlamıyorum. Bir çuval pasaportu aldım. Gittim Amerikan konsolosluğuna. O zaman o Taksim'de bir yerdeydi. Sonra oradakilerle konuştum. Bu vize nasıl olur, nasıl başvurulur? Neyse uzatmayayım. Bana başvuru formunu verdiler. Orada formu doldurmayı öğreniyorum. Ondan sonra baktım formda İngilizce kavramlar, yani hepsini biliyoruz. İsim, soy isim falan. Herkes adına onları dolduruyorum, kendilerine imzalatıyorum. Sonra geliyorum, başvuru yapacağım. Ama sorularda şey diyor, yani isim, soy isim anladım da gender diye bir kavram var. Ben bunu hiç duymamışım. Seks olsa cinsiyet demek olduğunu anlayacağım. Hemen sordum ya, what it means gender dedim. O dedi ki it means sex. Yani o dedi seks demek, cinsiyet demek. O zaman niye seks yazmıyorsun da gender yazıyorsun? Soramadım yani. Neyse dedim yani, onları doldurdum. Hemen altında bir soru daha. Bakın sene 2000. Hemen bir soru daha. Diyor ki marital status, yani medeni durumu. Ya bizde, bizim bir Türkiye'deki bir kurumun formunda medeni durumu evli ya da bekardır. Hadi zorlasanız boşanmış olabilir. Evet. Nişanlı olabilir, hani öyle şeye sorulmaz, evet, ama. Abi orada 8 seçenek var. Evli, bekar, ayrılmışlar ama birlikte yaşıyorlar. Birlikte yaşıyorlar ama nikahlı değiller. Bir de bunun karşı cinsle evlilik, yani hem cinsle evlilikle ilgili sorular var. Mail evlilik, resmi. Mail evlilik, yani erkek erkeğe evlilik, gayri resmi. Kadın kadına evlilik, resmi. Kadın kadına evlilik, gayri resmi. Bir de others, diğer, yuh, daha ne olacak, sen ne saydın? Dedim ki ya bu nedir? Dedim bu bir gün bizim başımıza bela olacak. Evet. Daha yani 23 yaşında bir gencim ama o gün anladım ki bu bize geliyor. Zaten Amerika'da ne yaşanırsa 10 yıl sonra bizde yaşanıyor. Niye hafta sonu Saraçhane'de miting düzenliyoruz? Bizim mahalle baskısına ihtiyacımız var kardeşim. Mahalle baskısı iyi bir şeydir. Eğer mahalle baskısı toplumun tamamının
gönlünden geçen şeyi, onların bizi biz yapan değerler diyoruz ya, onları onlar yapan değerlerin bir yansımasıysa iyidir. Bakın şeye de katılmıyorum. Adamın görüş ne olursa olsun. Yani Kuzey Kutbu'nda yaşayan insanların kendilerine göre şeyleri var, kültürleri var. Ve oraya dışarıdan birisi geliyor. Dini bir şeyden bahsetmiyorum. Adam diyor ki buraya sen gelmişsen bizim kurallarımıza uyacaksın. Pek tabii canım. Yani bizim burası Türkiye. Kültürümüz farklı. Hı hı. Dini şeyimizle yoğrulmuş kültürümüz, Türklük, Müslümanlık birçok şey. Bir artık mozaik oluşmuş. Değil mi? Anadolu irfanı diyoruz. Hoca Ahmet Yesevi diyoruz. Mevlana diyoruz, Yunus Emre diyoruz. Artık bizim bir mozaiğimiz olmuş. Yani bin yıllık tarihimiz var. Ama ne oldu? 2000'li yıllarla beraber dijitalleşmeyle buraya çok hızlı bir şey girdi. Öyle bir girdi ki 20 yılda ülkemizi tanıyamıyoruz. Evet, maalesef. Sizin buraya geliyorum. Bakın burası çok güzel, nezih bir mahalle. Abi bir farkı kalmamış Kadıköy'de. Maalesef. Şimdi nasıl oldu da bu kadar hızlı bir geçiş oldu? Reklama çok az bir zamanımız şunu da söyleyeyim, kalmış. Dakika kadar. Şunu da söyleyeyim. 2010 yılında akıllı telefonlarla beraber bu 3'e 5'e çarparak ilerledi. Evet. Yani hiç konuşmayacağımız şeyleri şu an çocuklarımıza nasıl olur da bunu sen bana soruyorsun diyebiliyoruz. Şimdi eyvallah. Reklama gitmeden önce şu çağrımızı yapalım. Evet. İki elin kanda olsa gel. Gel. Nereye? Nereye? İstanbul Saraçhane Fatih Anıt Parkı'na. Ne zaman? Bu pazar. Saat kaçta? 14'te. Ailenizle beraber topyekün gelin ve dursun bu hayasızca akınlar deyin. Gerçekten geleceğinize, gerçekten ailenize, evlatlarınıza sahip çıkın. Bu bir gövde gösterisi. Bunun lanicimi yok. Aynen. Kimseyi kandırmaca da yok. Bu bir sivil, gövde gösterisi. Sivil inisiyatif. Biz LGBT gibi şeyleri görmek istemiyoruz. Biz uyuşturucular vesaireler, biz diğer adını telaffuz dahi edemediğimiz sapkın akımları artık toplumumuzda istemiyoruz diyorsanız bu pazar saat 14'te Saraçhane Fatih Anıt Parkı'na ailecek gelin efendim. Büyük Aile platformunun çağrısıdır. Bir araya gideceğiz, dönüşte biraz daha detaylandıracağız elbette. Selamünaleyküm, yeniden birlikteyiz. İkinci bölümde efendim bu akşam konuğumuz Büyük Aile Platformu Genel Sekreteri Serdar Er Yılmaz abimiz. Pazar günü İstanbul Saraçhane Fatih Anıt Parkı'nda aile buluşması var. Hem de büyük aile buluşması. Sizleri de orada görmek istiyoruz. Neden? Çünkü ülkemize dair hayasızca akınlar var. Biz de bu hayasızca akınların durmasını istiyoruz, murad ediyoruz. Bunun için de bir gövde gösterisine ihtiyacımız var. Yani biz buradayız. Evlatlarımızı sizin gibi tilkilere, çakallara, sırtlanlara yem etmeyiz. Onların zihinlerini ifsad etmenize fırsat vermeyeceğiz. Onlara sağlıklı bir ömür geçirebilmeleri için efendim güzellikleri, iyilikleri aşılayacağız. Ama sizler sürekli bu pislikleri onların zihinlerine boca ediyorsunuz. Bunun farkındayız. Biz de size dur diyoruz arkadaş diyebileceğimiz bir yürüyüş. Tabii detaylarını konuşacağız Serdar abimizle. Büyük Aile Platformu demiştik ilk bölümde esasında, evet. Biraz hızlı bir giriş oluyor yani. Evet. İnsan tabii şimdi süremiz de çok uzunmuş gibi geliyor ama aslında uzun hızlı değil. Hızlı geçiyor, evet. 1,5 saatlik bir program bu. Çoğu şeyi konuşamıyoruz bile. Evet. Büyük Aile Platformu nedir, ne değildir? Hızlıca Serdar abimizden onu dinleyelim. Ondan sonra pazar gününe gelelim. Yürüyüşte edelim, ne bekliyor, neler olacak, neler bitecek onu öğrenelim. Eyvallah. Biraz, bu meselenin derinliğine, yani derdimiz ne, ne için çıkıyoruz. Buralarda çok kafa yorduğumuz için Mustafa abi. Hı-hı. Konu oradan açılınca birçok boyutu var. O boyutlara girdiğimizde şeye giremiyoruz. Şimdi evet. İlk bölümde aslında böyle bir girizgah yaptığımız iyi oldu. Çünkü önce meseleyi bir anladık. Hı-hı. Şimdi tamam, böyle bir şey var. Peki bu toplum bu konuya duyarlı nasıl olacak? Bu tehlikenin farkında mısınız? Bu meseleye dair toplumumuzu nasıl dikkatini çekeceğiz? Biraz buralarla alakalı biz kafa yorduk. İşte bir vakıf kuruldu. Bu vakıf İstanbul Aile Vakfı. 4 yıl oldu ve vakıf kurulduktan sonra az önce birinci bölümde saydığımız o ilmi çalışmalar, aile sempozyumları, aile çalıştayları,
küresel tehditler nelerdir vesaire gibi birçok alanda tıbbi açıdan, hukuki açıdan, demografik açıdan, sosyal açıdan, birçok açıdan bunlar değerlendirildi. Şimdi tamam, karşımızda bir ekosistem var ve biz bu ekosisteme karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Siyaseti bastırmış, iş dünyasını bastırmış, medyayı bastırmış, sanat dünyasını bastırmış hem film sektöründe hem müzik sektöründe. Niye? Çünkü parası var bunların. Evet, parası var ve çok önemli. Parası var, bir de mefkuresi var. Yani tabii bir amacı var. Amacı ne? 8 milyar insanı 1 milyara düşürmek. Amacı ne? Toplumdaki insanları artık robota dönüştürmek. Yani biz goyimleriz. Onlar evet. Tanrı insan, biz ise goyimleriz. Dolayısıyla bizi olmamız gereken, tırnak içinde ünlem, onların bakış açısından oraya çekmeye çalışıyorlar. Robotlaşan, asla vatan sevgisi olmayan, milliyet aidiyeti olmayan insanlar üretmeye çalışıyor. Peki biz fark ettik ama ne yapacağız? Biz anne babalar olarak kendi mikro hayatımızda, küçük ölçekte ailemizle, çocuklarımızla ilgileneceğiz. Eyvallah, ama buna karşı sivil toplumun da bir vazifesi var. Tamam, sivil toplum da aile ihya ile ilgili çalışmalar yapsın. Bu da çok güzel. Ama birinci bölümde söyledik. Defi mefasit celbi menafiden evladır. Defi mefasit için ne yapacağız? Yani bu kötülüğü önlemek için ne yapacağız? Bunun için bir sivil iradeye ihtiyaç var. Bir sivil inisiyatif. Ama bu sivil inisiyatif sadece bizim muhafazakar kesimin ya da milliyetçi kesimin bir çalışması olmamalı. Çünkü bu insanlığa yapılan bir şey, bir proje. Hı hı. Dolayısıyla burada biz de bu işi planlarken Mustafa Bey dedik ki her kesimden insanı buraya toplayalım. Birçok sivil toplum kuruluşuna sunumlar yaptık. Size bu birinci bölümde anlattığımız konuların 5 saatlik uzun uzun sunumları var. Bunları anlattığımızda çok yönlü bir sunum dinleyen ve meseleyi fark eden sivil toplum kuruluşları heyecanlandılar. Bizler de bir şeyler yapalım dediler. Öyle ki burada milliyetçi kesimden, muhafazakar kesimden, solcu kesimden, seküler kesimden, her yerden çok etkilendiler. Hı hı. Yani dediler ki bu bizim de derdimiz. Haydi bir platform kuralım dedik. Biz de şöyle, yani platform kurarken öyle bir dengede yapmanız lazım ki kimse, yani burası bize ait değil, filanca kişilerin, filanca zümrenin, biz bunların içerisinde olmayız, o varsa ben yokum dememeli. Bunun için ne yaptık? İş dünyasından bir STK, işte MÜSİAD, öncülüğü daha ziyade MÜSİAD yaptı. İşte İstanbul Aile Vakfımız bunun moderasyonunu üstlendi. Çünkü aileye dair ciddi çalışmalar yapıyor. Dünya ÇAKOP, Çocuk Aile Koruma Platformu, özellikle eşcinselliğin tedavisiyle ilgili çok ciddi eğitimler veriyor. İşte aileye dair Aile Akademisi diye Bursa'da bir yapılanma var. Çok güzel çalışmalar var. Hüdayi Vakfımız bu konuda çok dertli. İşte Karza Hasen diye bir vakfımız var. Gençleri evlendiriyor. Onu bununla ilgili güzel de çalışmalar var. Müthiş, yani gençleri teşvik ediyorlar evliliğe. Genç yaşta evlensinler diye. Efendim söyleyeyim, Mutlu Yuva Derneği var. Yetimlerle ilgileniyor. Anne babasız. Ondan sonra Yetim Vakfı var malumunuz. Yurt dışında, yurt içinde, yani on binlerce, yüz binlerce yetime maddi destek veriyor. Cihan Numa var. Hakikaten milli görüş şeyini bir çatı altında toplayan büyük bir vakfımız. Güzel çalışmalar yapıyor. Birlik Vakfımız var. Çok kadim bir vakıf. Derken işte Alperenler, Yesevi Alperenler Derneği var. Onlar. Biz böyle, yani Cumhuriyet Kadınları var. Bunlar da seküler kesimden Atatürkçü bir yapılanma ama bu konuda çok duyarlılar. İşte Türkiye Gençlik Birliği yine bir başka bir seküler kesim. Böyle 15 tane sivil toplum kuruluşu Mustafa abi bir araya geldi. Ha, sayısı 10 olabilir, 20 olabilir. Biz çok da buna kafa yormadık. Çünkü asıl yapacağımız şey platformu kurmak değil, o faaliyetlerle toplumda kamuoyu oluşturmak, bir farkındalık üretmek. Ama bu kolerasyonu bilinçli olarak yaptık yani. Yani buraya bakan kişi bizi etiketleyemez. Bunlar filancadır, filanca cemaatindir, filanca grubundur, işte AK Parti taraftarıdır, yok filanca parti taraftarıdır diyemesin. Hakikaten de öyle. Ha, bizim her birimizin ayrı siyasi görüşleri var. O ayrı. Ayrı hedeflerimiz, ayrı çalışmalarımız var. Ama bu konuda nedir o? Ailenin muhafazası için çalışan ve bu küresel tehditlere karşı hayır diyen bir güruh. Böyle bir kuruldu. Kurulduktan sonra devam ettik. Yani oluşum oldu. Bundan sonra herkesle görüşmeye devam ettik. O ben de katılacağım. Kavga etmediniz, evet, değil mi? Yok, şöyle olan oldu ama bunu söyleyeyim, yani itiraf etmek lazım. Onlar varsa biz yokuz. Biz de dedik ki, bak işte, onlar cennete gidiyorsa, onlar cennetteyse ben cennete girmiyorum diyecek misin? Durdu, yok dedi. Ben diyorum ki, dedim, bununla mücadele eden Allah-u Alem
cennete gideriz. Çünkü günümüzde bundan daha büyük bir cihat yok. Yani şu an Gazze'deki savaşla bunun bence bir farkı yok. Bakın konuların hepsi birbiriyle öyle yani alakalı ki. Bomba atıyorlar, buraya aynen. Da zihinlerine bomba atıyorlar. Bir de Mustafa abi şöyle manevi boyutu açısından konuşacak olursak, oradaki şehit oluyor, ahir hayatını Allah-u Alem kurtarıyor. Buradaki çocuklar eğer LGBT belasına düçar olduktan sonra ölecekse ne yapacak? Allah muhafaza. Allah muhafaza. Yani hem dünyası hem ahireti gidiyor. Şimdi dolayısıyla biz böyle bir kıyas yapamayız. Dolayısıyla ben dedim ki bakın burada çok ciddi bir mücadele var. Bu çok büyük bir cihattır. Bu bir kuvayi milliye çalışmasıdır. Bu milli güvenlik meselesidir. Hepimizin o bu şu bu diye takılmadan o hoca varsa ben olmam, filanca zümre varsa ben olmam diyebileceğimiz bir husus asla değildir diye bunları izah edince herkes gelmeye başladı. Şu an 400'e yakın sivil toplum kuruluşumuz var. İçerisinde iş dünyası STK'ları var, gençlik STK'ları var, kadın örgütlenmeleri var bakın. Sonra cemaatlerin dernek ve vakıfları var, yardım kuruluşları var. Sonra şeyler var, sendikalar var. Anlatabiliyor muyum? Memur sen, memur bir sen var. Yani çok şey, hepsi geldi. 70 kesimden adam ondan var ondan sonra yani. Siyasi partilere şeyiyle bilinen, yani yakınlığıyla bilinen ama sivil çalışmayı yapan birçok STK'da geldi. Biz dedik ki sivil olduğunuz müddetçe sıkıntı yok. Çünkü biz burada siyaset konuşmayacağız. Sizin bizde katılmanızın siyasetçileri yönlendirme açısından faydası olacaksa amenna, saygı duyarız. Ama burada siyaset konuşacaksanız hayır. Dedik, bunları topladık. Peki ne yapıyor sorunuza ya cevap? Tamam, platform kuruldu. Ne yapacağız? Biz dedik ki biz büyük mitingler yapacağız. Adına bile miting demedik. Adına miting bile demedik. Buluşma dedik. Çünkü miting deyince böyle siyasi kavganın, tartışmanın olduğu agresif bir nümayiş zihinlere geliyor. Biz bunun adına buluşma dedik çünkü anne baba ve çocuklarla bir araya geliyoruz. Bunu İstanbul'da bir kere yaptık 2022 yılında. Aynı yıl 19 şehirde organize edildi. Hepsini biz yapmadık. Ankara ve İzmir'i biz yanlarında olduk, destek verdik. Ama diğer şehirlere bizim dedik büyük aile buluşmasının standartı budur dedik. Onlara gönderdik. Sürekli fikirle destek verdik. Pankartta ne yazmalı? Efendim söyleyeyim, yürüyüş neden sessiz olmalı? Efendim söyleyeyim, orada neden siyasiler, bürokratlar konuşturulmamalı sahnede, sadece bilim insanları konuşturulmalı gibi birçok böyle şeylerimiz var, standartlarımız var. Bunları söyledik. Bu bir. İki, bir dizi film, bir kadın programı, bir efendime söyleyeyim, bir şehirde açılan toplumsal cinsiyet işliği merkezi, belediyelerin açtığı ya merkezler. Efendim bir sergi, sergiye bir bakıyorsun, sergide direkt LGBT ile ilgili ona müzahir görüntüler var, resimler var. Ya da cinsiyet değiştirme ameliyatıyla ilgili bir yerde heykel vardı. Bir kadın var, yarısı kadın, yarısı erkek. Altta da bunun ne kadar kolay olabileceğine dair ifadeler. Yani biz böyle bir sergiyi kapattırırız. Biz böyle bir etkinliğe karşı çıkarız. Sonra LGBT bireylerin yürüyüşleri, yani bireyleri demeyelim, onları arka taraftan kamçılayan yapıların yaptığı etkinlikler, bunların iptal edilmesi. LGBT propagandası yapan, onların paçavrasını sallayan sanatçı bozuntularının yaptıkları neyler? İşte şov, turneler, şovlar, festivaller vesaire. Bunların hepsiyle ilgili bizim bir duruşumuz olacak. Biz ne yapacağız? Tamamen hukuki haklarımızı kullanarak, sivil toplum olarak bize devletimizin verdiği haklar nedir o? Miting yapma hakkı, basın toplantısı yapma hakkı, yürüyüş düzenleme hakkı, şikayet kampanyası yapma hakkı. Biz bir diziyle alakalı yani yüz binlerce imza toplayıp işte CİMER'e gönderdik, Cumhurbaşkanı'na, RTÜK'e gönderdik. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Büyük Aile Platformu'nun hemen hemen her şehirde aile platformları diye yerel illerde aile platformunda yapılanmalarını yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 20 küsur oldu ama 81'e ulaşacağız inşallah bu yılın sonunda. Çok güzel. Yani 20 ilde aslında müessese haline geldi. Şu an izleyicilerimizin duyduğunda çok hoşuna gidecek güzel faaliyetler yaptık elhamdülillah. Ama bunların çok daha fazlası yapılmalı kesinlikle. Biz mesela dedik ki bir platform ne yapabilir? Kardeşim çıktık, tamam yürüyüş yaptık da bir şey değiştiremiyoruz. Bu bizim çıkmazımız abi. Bu çok yanlış bir ifade. Yürüyüş yapıyorsunuz da ne oluyor? O kadar insanı topladınız da ne oluyor? Bir de masraf ediyorsunuz. Bir de bilmem ne. Ya imece usulü STK'lar toplanmış. Birisi ses sistemini, birisi
sahneyi birisi, efendime söyleyeyim, oradaki dağıtılan ikramları karşılamış, sana ne? Yani. Buna niye bozuluyorsun? Sen Allah için birisi bir şeyler yapıyor deyip sevinmen lazım. Geçtik bu işin maddi kısmını ki konuşulacak bir şey bile değil. Bunlar aslında sizin enerjinizi azaltmak, evet, yok etmek için yapılan. Ama bizim enerjimiz tükenmiyor etkiler. Mustafa abi. Buna inanan, bu davayı gören, o gençlerin o hallerini gören, biz bunları tedavi ediyoruz abi. Onların o halini bir görseler, bir anlattığımızda zaten dehşete kapılıyorlar. Ya o çocuk, Gazze'deki ölen çocuktan bigane kalabileceğimiz bir durumda değil abi. Farklı bir şey değil yani. Neyse, biz böyle, dolayısıyla biz motive olmuş durumdayız. Bizi bunlar etkilemiyor. Sırf şu broşürümüzde LGBT yazısı, harflerini büyük yazmışız. LGBT'ye saygı duyduğumuz anlamına geliyor deyip eleştirip nümayişimize gelmeyenler oldu ya. Yani bu kadar büyük bir saçmalık olabilir mi? Yani görselindeki kullandığımız figürlere takılıp kalan, ya kardeşim burası Türkiye fotoğrafı. Bu platform bir cemaatin, ya bir güruhun, bir dindar çevrenin şeyi değil, platformu değil. Öyle olacak olsa biz dindarlar bir araya gelelim. Tamam mı? Kur'an-ı Kerim'le açılış yapalım. Çıksın hocalarımız bir şeyler konuşsun. Tamam, bu da bir etkinliktir. Küçümsemiyorum. Ama bizim burada yapmaya çalıştığımız şey Türkiye fotoğrafını vermek. Yani dindar toplum %30, %40 mı burada? Kendini Müslüman diye tanımlayan %90 mı? Ama hepsi aynı değil abi. Arasında seküleri de var, milliyetçisi de var, Alevisi de var. Hepsinden var. Bizim Büyük Aile platformu tam da orantı itibariyle de, yüzdelik itibariyle de tam Türkiye fotoğrafı. Biz bunu aldık mı? Buna göre herkesin kabul edebileceği, ortak görebileceği kavramlar, ifadeler, görselleri kullanarak etkinlikleri düzenliyoruz. Mesela Anadolu'da yaptığımız faaliyetlerden birisi, çok hoşuna gidecek dedim ya izleyicilerimizin. Hangi şehirdeydi? Yani bir şehirde belediye toplumsal cinsiyet eşitliği merkezi açıyormuş. Orada da hemen aile platformu ekipleri bize haber verdiler. Böyle bir şey var, ne yapalım? Biz fikir veriyoruz. Dedik ki sizin sosyal hukuki haklarınız var. Nasıl? Dedik dilekçe yazın. Altına kaşe imzalarla tüm STK'lar onaylasın. Gidin valiliğe durumu şikayet edin. Yaptılar. Çok etkili olmadı. Yani oluyor, olmuyor. Durumuna göre yani. İşin, olayın içeriğine göre durum değişebiliyor. Sonra gittiler tam o belediyenin önünde basın açıklaması yaptılar. Binlerce insan toplandı. Ellerine aldılar şeyleri. Biz filanca şehir aile platformu olarak bu duruma karşıyız. Çünkü biliyoruz ki bu belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği merkezi işte cinsiyet değiştirme ameliyatlarını fonlayacak. Bilmem LGBT derneklerine fon akıtacak. İşte burada toplumun milli manevi değerlerine, aile yapısına, kültürel değerlerine karşı hakaret eden etkinlikler düzenleyecekler. Biz buna müsaade edemeyiz dediler, basın açıklaması yaptılar. Sonra geldi valilik oraya, bir dakika dedi, burada bir emniyet sıkıntısı var, belediyeyle konuştu, kapandı abi. Açılamadı. Evet. Çok güzel. Ha, olur olmaz ama biz mücadelemizi verdik. Devam etmeli. Sonra evet. Bir başka bir eşcinsel bir grup, ismini vermeyeyim, bir müzik grubu. Türkiye'de turneye çıkmış. Biz tam Antep'te aile vakfı olarak sempozyum düzenliyoruz. Uluslararası çok güzel bir sempozyum. Bizim salonlarımızda iki gün önce bunlar konser vermeye kalkmışlar. Biz hemen dedik ki Gaziantep Aile Platformu bu nedir? Yani siz buna mani olmayacak mısınız? Onlar hemen gittiler. Valiliğe şikayette bulundular. Yazılı resmi şeylerle beraber. Platform. Biraz yani yöntemi siz de öğrendiniz, evet, artık yani. Aynen. Biz hani de onlar bilmiyorduk. Nasıl yapıyorsa biz aynen de artık öyle yapıyoruz. Onlar elimiz yapıyor. Armut toplamıyor ya, bir avuç bir insan. Abi bir avuç insan, yani toplumun %1'i değil bunlar. Ama biz %99'una baskı ve dayatma yapıyor. Niye? Çünkü arkalarında müthiş bir şey var. Ekosistem var. Onunla yani senin sosyal medyanı, dijital ekran, dijital dünyanın hepsini kuşatma altına almışlar. Bir şey diyemiyorsun. Buradan bir şey söylediğinde yasaklanıyor. Sosyal medyada seni görünür kılmıyor. Takipçi sayını düşünüyor, kapatıyor. Dolayısıyla sadece onlarınki gözüküyor. Özellikle gençlere onlarınki ön plana çıkartılıyor. Yani 5-0 mağlupsun yani tabiri caizse. Böyle olan bir yerde ben kardeşim, sen de burada sivil toplum kuruluşusun. LGBT'yi desteklediğini iddia ediyorsun ki onlar LGBT bireyleri mağdurdur. Onu tekrar altını çiziyorum. Ben de STK'yım. Benim de milli manevi değerlere karşı hassasiyetim var. Sen nasıl yürüyüş düzenliyorsan ben de düzenlerim. Sen nasıl bununla alakalı
açıklama yapıyorsan ben de yaparım. Senin hakkın varsa benim de var. Biz Müslümanlar şöyle bir rahat bir nefes alıp haklarımızı bilen böyle ya dediniz de gövde gösterisi yapamadık ya. Hı hı. Yani çünkü meseleyi bir anlayamadık Mustafa abi. Anladığımızda çok geç oldu. Onlar çok ciddi mesafe kat ettiler. Şimdi bizim anlayıp geriye ket vurduk. Çok daha hızlı ilerliyoruz elhamdülillah. Yani sizin hazırladığınız kamu spotunda uyanın, evet, ayağa kalkın ifadeleri falan. İşte bunlar, bu ifade evet, şöyle, çünkü birini anlattığında ya bu kadar değildir herhalde diyor. Ya değildir dediğin çocukların dünyası. İşte saha araştırmamız, diyoruz ki birinci soru. 40 tane soru sorduk. Toplumun her yaş grubundan insana. Ama 18-24 yaş arası, yani Z kuşağı dediğimiz, bu Z kuşağı ifadesini sevmiyorum ama anlaşılsın diye söylüyorum. Birinci soru diyoruz ki eşcinsellik doğal bir durumdur. Doğuştan gelmektedir. Çocukların %46.7'si evet demiş. Çok ya önemli. Bunun doğuştan gelmediği belli. Ya sen okumuş bir çocuksun, lisedesin. Yani araştır. Hani o Google amcaya soruyordun. Her hocadan duyduğuna inanmıyordun. Onu sorguluyordun Google amcaya. Gir sor. Google'a de ki yani böyle bir durum var mı? Doğuştan mı geliyor sana? Evet diyecek Google'da. Google'da evet diyor ama yani, evet demeyen şeyler de var. Yani son zamanlarda çıkan mesela 2016 yılındaki o araştırma da gelecek. Yani bir araştır ya da birilerine sor kardeşim. Yani ama ne yapıyor? Çünkü burada sürekli eşcinsellerin çok zengin, tabii, bir hayat tabii yaşadığı, müreffeh, çok mutlular, sürekli eğleniyorlar falan filan. Gerçek dünyada öyle mi? Kesinlikle hayır. Gerçek dünyada intihara sürüklenen, bulunduğu durumdan son derece rahatsız olan, fıtratı ters kardeşim. Hı hı. Yani fıtri olan bir şeyin tersine bir şey yapıyorsun. Köpeği kedi yapmaya çalışıyorsun. Kediyi köpek yapmaya çalışıyorsun. Ya bu kadar net. Hı hı. Yani tavuğu horoz yapmaya çalışıyorsun. Tavuktan horoz olmaz, horozdan tavuk olmaz. Yani erkeği kadın yapmaya çalışıyorsun. Ya da neyse yani. Şimdi sen bu durumda rahatsız olan ve intihara sürüklenen bir şeyi burada hoş gösterdiğinde, mutlu, zengin, müreffeh bir hayat yaşadığını gösterdiğinde çocuk diyor ki bunlar evet mutlu insanlar, güzel insanlar, yumuşak insanlar, herkese karşı yumuşaklar. Peki bunu başka ne etki ediyor? İzledikleri dizi filmleri. Size onu dedim, kıyasını yapacağız diye. Netflix'te bir dizi izliyor gencimiz. Dizi bir sezon boyunca 20 küsür bölüm. Bir kahraman var. Kahraman kötülüklerle mücadele ediyor. İyilerin yanında duruyor. Yakışıklı, efendime söyleyeyim, çok güzel lisanı, karizmatik falan filan. Artı bir sürü özellikleri var. Ondan sonra bu karaktere hayran kalıyor izleyen çocuk. Biz de, bizim yaş grubumuzda çok iyi diyor bu. Bu hero, kahraman. İkinci sezonun ortasında gay olduğunu ilan ediyor. Bir bakıyorsunuz bir erkekten hoşlanan bir kahraman, erkek kahramana dönüşüyor. O an sen ben ne yapıyoruz Mustafa abi? Hadi canım diyoruz yani, böyle kahraman mı olur? Bu bilinçli yapılıyor diyoruz, biz farkındayız. Ha bu da şey çıktı diyoruz affedersin. Ondan sonra izlemiyoruz ya da izlesek de bir kaşı havada izliyoruz yani. Olur mu öyle şey ya diyoruz. Ama çocuk böyle izlemiyor. Çocuk böyle bakıyor. Aa demek ki diyor gay de olsa son derece iyi bir insan, topluma çok faydalı, çok karakterli, ruhsal olarak hiçbir problemi olmayan, aklı selim bir insan olabiliyor. Gerçek hayatta böyle mi? Hayır. Biz bu eşcinsellerle ilgili eğer şey çıkaracak olsak, yani bir sürü ruhsal problemleri var. Normal insanın %1 bile olmayan intihara teşebbüsü, bunlarda %41. Kim yapıyor bunu? Bunu kim ölçüyor? İsviçre'deki bir üniversite. Bak Türkiye'de demiyorum. Bir Müslüman ülkede bir üniversiteden bahsetmiyorum. İsviçre'deki üniversite bunu ölçmüş. Şimdi kardeşim sende %1 bile olmayan intihara teşebbüs isteği, onda %41 ise bu bir problem değil midir? Ama sen bunu nasıl yansıtıyorsun? Asla onların o şey yerin yönünü, zayıf yönlerini, sıkıntılı yönleri göstermiyorsun. Ya bir dükkan açayım ben şurada desen, yani hemen sizin şu aşağıya bir dükkan açalım, burada tekel satalım desen, diyor ki bir kilometre kare içerisinde bir ilkokul varsa burada açamazsın diyor, belediye müsaade etmiyor. Bu müeydeler ne için var? Değil mi? İçki yasağı mı var bizim ülkemizde? Hayır. Yani o ayrı bir konu yani, onu tartışmıyoruz. Ama bununla alakalı teşvik edici olmasın, çocuklar, gençlerimiz böyle rahat ulaşamasın diye şeyler var. Sigaranın üzerinde sağlığa zararlıdır, öldürür diye kötü kötü resimler konuluyor. Peki eşcinsellik kişinin kendisine zararlı mı? Evet. Topluma zararlı mı? Evet. Demografimize zararlı mı? Evet.
Peki bunun mağduru kim? Başta kendileri eşcinseller. Peki bunu böyle yapan kim? Onun arkasındaki lobiler, küresel çeteler. Peki bu küresel çeteler hem insana hem topluma zarar veriyor mu? Evet. Peki bu LGBT propagandası ile ilgili kardeşim bir müeyyide var mı ülkemizde? Hayır. Evet. Ya bir sigara bile yanında kıyas kabul etmez. İçki kıyas kabul etmez. Hatta bir şey söyleyeyim, madde bağımlılığı kıyas kabul etmez. Ondan daha büyük bir beladır bu toplum için, birey için, fert için. Peki bununla ilgili bir müeyyide var mı? Hayır. Biz çocuklara bunu anlatıyoruz. Demiyorum Hazreti Lüt Aleyhisselam döneminde sapkınlık vardı. İşte 8 bin insan gece teheccüd kılıyordu ama onlar da helak oldu. Ya bu kısmı sonda anlatabilirim. Başta bunu anlatmıyorum. Biliyor musun diyorum, 3. yılından itibaren bir gay denilen çocuk büyük abdestini tutamıyor. Ömür boyunca bez kullanmak zorunda kalıyor. 17 yaşında, 20 yaşındaki bir çocuğun yıllarca, ki 45 yaşın üstünü çok görmüyor bunlar, ölüyorlar ya da intihar ediyorlar. 20 yaşından 40 yaşına kadar, 17 yaşından 45 yaşına kadar, affedersiniz, büyük abdestini tutamayan genç böyle bir dakika diyor yani. Çünkü onun izlediği ekranlarda öyle gösterilmiyor. Evet. Cinsiyet operasyonu olmuş ama affedersiniz küçük abdestini tutamayan, kaçıran insanlar, organını kestirmiş, işte kendine göğüs yataktırmış, başka şeyler yapmış ama buhrana sürüklenmiş, geri dönüşü olmayan fiziki bir problem. Bunları biliyor musun? Yok. Avrupa'da, Amerika'da retrans diye bir şey var. Ne demek? Trans olmuş ama geri dönmek istiyor. Dönemiyor. Bitti o. O cinsiyet değiştirme ameliyatı değil. Zeki Bayraktar hocamız çok iyi söylüyor, ürolog. Cinsiyet iptali ameliyatı bunlar diyor. Kadındı, iptal etti cinsiyeti. Ne oldu belli değil, ortada. Erkekti, iptal etti. Artık ne kadın olabiliyor ne erkeğe dönebiliyor. Bunları biliyor musun gencim? Bunları nasıl anlatacağız abi? Bunları işte mesela pazar günkü Saraçhane buluşmasında ürolog hocamız çıkacak. Ey halkımız diyecek, ey anne babalar, ey eğitmenler, ey gençler. Sıkıntı bu. Bir psikolog çıkacak diyecek ki toplumdaki en çok ruhsal bunalım yaşayanlar bu kitleler. Biz bunlara acıyoruz diyecek. Biz bunları dışlamıyoruz. Toplumdan atmaya çalışmıyoruz. Aksine biz bunları tedavi ediyoruz diyecek. Bir psikiyatr çıkacak. Bunların diyecek kullandıkları ilaçlar, hiç kimsenin kullanmadığı ilaçlar. Bizim bunlara acımamız lazım diyecek. Bir sosyolog çıkacak. Kardeşim topluma zarar veriyorsunuz. Yani neyin peşine gidiyorsunuz belli değil ama gittiğiniz yol değil. Hem kendinize hem topluma zararınız var diyecek. Ya bunlar konuştu. Bir hukukçu çıkacak, kardeşim 24 ülkede bu yasaklandı. 25. niye Türkiye olmasın diyecek. Biz bunları konuşacağız. Bunun farkına varacağız. Ve bu platform ve illerdeki platformlardaki her sivil toplum kuruluşu bunun mücadelesini verecek. Bu kolay bir iş değil Mustafa abi. Bu böyle. Bir yılda, iki yılda, ki üç yıl oldu. 2022'de başladık. 23, 24. Birçok etkinlik yaptık. İmza kampanyaları düzenledik. Mitingler yaptık. Basın toplantıları yaptık. Bir buçuk ay önce meclis başkanımızı, Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanı Numan Hoca'yı ziyaret ettik. Anadolu'nun farklı illerinden 54 STK başkanıyla dedik ki 150 bin ıslak imzamız var. Bir buçuk yıl önce size arz ettik. Toplumda 150 bin vatandaşımızdan adı, soyadı, TC kimliği, iletişim bilgisi ve ıslak imzasını almak o kadar zor ki. Tabii. 150 bin. 150 binin esprisi de şu, 150 bin vatandaş dilekçe verdiğinde meclis buna şey kalamıyor. Mecburen onu gündem yapmak zorunda. Dolayısıyla artık bunu gündem yapın dedik. Meclisimize gittik. Peki bunu kim yapmalı? Bunu bir tane dernek yapamaz, vatandaş yapamaz. Platform yapar. İşte biz bunların, bu platformların sayısı artması lazım. Evet. Biz demiyoruz ki sadece bu işi biz yapalım. Hayır abi. Platformların sayısı artsın. Bu konuda dertli olan insanların sayısı artsın. Aileye sahip çıkılsın da. Kesinlikle. Kim çıkarsa çıksın. Yani bu yani, yardım faaliyetlerimiz, ben insani yardım uzmanıyım abi. 9 yıldır bu alanda çalışıyorum. İnsani yardımla ilgili o kadar duyarlıyız. Elhamdülillah bu toplumun necip milletimiz. Kim olsa koşuyor. Ama aileyle ilgili de sivil toplum kuruluşlarımızın sayısı artmalı. İsminde aile geçen, aileyi koruma geçen birçok STK'mız açılsın, kafa yorsunlar, bölgesel. Anadolu'nun her bir köşesinde, her bir ilinde aile danışmanlık merkezleri açılsın. Orada aklı selim insanlar, madde bağımlılığıyla ilgili, deizm, ateizmle ilgili, ondan sonra cinsel kimlik karmaşasıyla ilgili insanları tedavi etsinler, onlara terapi yapsınlar. Çiftler var. Ceviz kabuğunu dolduruyor meseleden dolayı boşananlar. Bunlara çift terapisi yapsınlar. Çocuklar var ergenlik döneminde aileyle ilgili çatışmalar yapan. Onlara ergenlik terapisi yapsınlar.
Dolayısıyla yapılacak çok iş var abi. Gençken evliliklerini kolaylaştırmak, onlara evlilikle ilgili maddi yardımlarda bulunmak, sırf erzak dağıtmak değildir insani yardım. Evlilik yardımı da bir şeydir. Dolayısıyla bu meselenin farkına varırsak, bununla alakalı da dertlenirsek, bir mefkuremiz olursa Mustafa abi, çalışmalar alır başını gider. İnşallah. İnşallah. Şimdi tepki göstermeyi öğreniyoruz yavaş yavaş. Evet. Bu güzel bir şey. Buraya kadar gelmiş olmak hakikaten güzel. Fakat tepki gösterirken bir şeylerin daha farkında olmak lazım. O da nedir? Provokasyon. Evet, aynen öyle. Yani çünkü sizi orada bozguna uğratmaya çalışacaklar. Doğru. Sizi orada dağıtmaya çalışacaklar. Kim yapacak bunu? Aralara sızanlar yapacak. Aynen öyle. Birkaç böyle bir şeyler söyleyecek, galeyana getirmeye çalışacak, omuz atacak, provokate edecek, kamerayla çekecek, beni tabii, bir döv diyecek. Beni dövdü diyecek, bunlar böyle gaddar evet. diyecek, bunlar cani diyecek falan filan. Evet. Biraz o konuda da hani yürüyüşe katılacak olanlara bir bilgiler güzel vermek şey. Lazım değil mi? Eyvallah abi. Yani bunlara son derece dikkatli olunması dikkatli lazım. O yüzden sessizce yapılan bir yürüyüş. Tam da bu kimin sebeple. Kimin ne dediğine hiç aldırış etmeyin. Hı-hı. Gövde gösterisi yani o saat kaçta bitecek bu yürüyüş? 2'de başlıyor konuşmalar 3'e kadar sürüyor Mustafa Hı-hı. abi. 3 çeyrek gibi tamam, kortej, eşliğinde, orada... kortej eşliğinde şeyden Saraçhane Parkı'ndan Beyazıt Meydanı'na kadar yaklaşık 850 metre 1 kilometre bile değil. Beyazıt'ta üniversitenin İstanbul Üniversitesi'nin kapısının önüne kadar yürüyoruz. Orada bir basın açıklaması ve bitiyor. Programımız. 2 saat diyelim. Evet, 2 saat. Yani 2'de başlar, 4'te, en fazla 4.30'da biter. Biter. Evet, ama bu 2 saat çok önemli. Bu 2 saate katılmak, manevi açıdan düşünecek olursak, ahirette ya Rabbi ben böyle bir şey vardı, duyarlılık vardı toplumumuzda ve ben de senin bir kulun olarak buna katıldım, elimden geleni yaptım diyeceğiz. Evet, yani Allah rızası bu toplumun, için aynen katılınız bu, efendim. Bu toplumun bir vatandaşı olarak hangi ideolojiden olursak olalım, bir dakika kardeşim, bizim gençlerimize bunu yapamazlar, bizim ailemize bunu yapamazlar dedik, dertlendik ve çıktık gittik diyeceğiz. Bir anne babaysak, ben evlatlarımı düşünüyorum, toplumdaki evlatları düşünüyorum, buna müsaade edemeyiz diyeceğiz. Bir eğitimciysek, kardeşim gençlik gidiyor, çocuklarımız zihinleri karışıyor, ben buna rahatsız oluyoruz diyeceğiz. Vesaire vesaire, hele ki demografik açıdan, biliyorsunuz çocuk sayısı, kadınlarımızın doğurganlık oranı düştü. Şu anda 1.52. Yani bu ne demek? 2 çocuk yok Mustafa abi. Evet. Türkiye ortalaması 1.52'ye düştü. Bu şu demek? 1.5 çocuk ortalamamız. 1.5 çocuk yani 2.1'in altına düşünce nüfus düşüyor aşağı doğru. Ya, bilmiyorum bu 85 milyonun 2100 yılında 50 milyona düşmesi tahmin ediliyor. Böyle giderse. Dolayısıyla kardeşim bir dakika bizim bu... rahmetli Özal'ın 90'lı yıllarda söylediği bir söz vardı. Bizim nüfus ne zaman 100 milyona çıkarsa o zaman büyük bir ülke olacağız diye. Ekonomik açıdan, üretim açısından genç nüfusun fazla olması her zaman iyidir. Dolayısıyla böyle de bir şeyimiz var. Bizim çocuklarımız evlenmiyor. Evlenenler evlilik yaşı 30'a çıktı. Herkes boşanıyor. Şimdi kardeşim biz buna müsaade etmemeliyiz demeli toplumumuz, insanlarımız. Kimse çocuğunun evde kalmasını 40-50 yaşına kadar bekar kalmasını istemez. Kimse çocuğunun cinsel kimlik karmaşası yaşamasını, sarhoş dolaşmasını, madde bağımlısı olmasını istemez. Ekran bağımlısı olup gece gündüz sadece oyuna, ekrana sabitçe bakan ama sosyalitesi sıfır bir çocuk olsun istemez. Dolayısıyla bu düşüncede olan herkesi pazar günü oraya bekliyoruz. Peki onu dediniz, çok güzel bir şeydi. Pazar günü nasıl bir provokasyon olabilir? Biz bunu tabii ki valiliğimizle görüştük, emniyet müdürlüğümüzle görüştük, onlara da söyledik. Bizim bu 3. yılımız, tecrübeliyiz. İlk yıl çok azdı ama geçen sene çok sayıda araya giren insanlar oldu. Tiplerinden az çok belli. Yani belli ki LGBT derneklerinin aktivistleri. Araya dalıyorlar Mustafa abi, omuz atıyorlar, çarpıyorlar. Burada ne oluyor kardeşim diyorlar, bağırıp çağırıyorlar falan. Şey, kavga çıkarmaya çalışıyorlar. Tabii ki biz orada diyoruz ki hemen zaten mikrofonla sunucumuz her konuşmacı arasında başlamadan herkesi uyarıyor. Provokatif şeyler olabilir. Sakın ha bu tezviratlara gelmeyin. Emniyet mensuplarımız var onlara iletebilirsiniz diyor. Görevlilerimiz var orada. Büyük Aile Platformu yeleği giyen görevlilerimiz var. Zaten başka hiçbir sivil toplum kuruluşunun logosu yer almayacak. Sadece platformun yelekli. Onlar da kim
görevli olduğu belli olsun diye ki 13-14 tane farklı genç STK'lardan seçilmiş arkadaşlar. Hepsinin ayrı derneği var ama Büyük Aile Platformu yeleğini giyiyorlar görevli olarak. Onların dışında kimse yok. Bir görevliler, iki emniyet mensupları. Onlara yönlendirin diyoruz. Bir böyle kavga çıkarmak isteyen aktivist gruplar var karşı mahalleden. Bir de ne var? Gazeteciler var. Ellerine telefonu alan, halbuki bizim orada basın masamız var. Hangi parti, şeyden, hangi dergiden, hangi gazeteden, hangi televizyondan geliyorsan kaydını yaptırıyorsun. Sana yaka kartı veriyoruz, basın kartı. Arada dolaş, istediğinle röportaj yap. Ama onlar öyle yapmıyor. Normal sivil bir vatandaş kılığıyla giriyor. Zaten kılık kıyafetinde de çok bir şey yok. Siz anlayamıyorsunuz. İçeri giriyor, birisine soru soruyor. Diğeri de kamerayla çekiyor. Şöyle sorular soruyorlar Mustafa abi. Bu LGBT'lileri ne yapmak lazım? Bunu sakallı amcamıza, tesettürlü ablamıza sorduğunda ondan şöyle bir cevap bekliyor. Bunları yakmak lazım, toplumun dışına atmak lazım, bunları dövmek lazım, kardeşim bizden uzaklaştırmak lazım, bunlar pislikler gibi bir cevap bekliyor. Bunu birisi söylese, orada 50 bin kişi var, 55 bin kişi var inşallah. Evet. 50-55 bin kişinin içerisinde bir kişi bunu söylese bizim gitti. Ertesi gün manşette yani bunlar. Allah muhafaza. Yani. Evet, yani çünkü bir tane... Yani o kadar güzelliğin içerisine bir tane pislik. Yani buna bizim müsaade etmemiz lazım. Ha diyeceksin ki oldu mu böyle bir şey? Olmadı. İki defa yaptık. 30-35 bin kişi katılmış. Bu yıl daha fazla bekliyoruz. En az 50 bin kişi bekliyoruz. Bu yılda olacağını zannetmiyorum. Ama niye sessiz yürüyüş? İşte kalabalık ve gürültü arasına bunlar daha çok dalıyorlar. İkincisi o tezahüratlara mani olamıyoruz abi. Kimin ne diyeceğini bilmiyoruz. Bir bakıyorsun bir grup araya bir giriyor başka bir tezahürat yapıyor... Ve onların kim olduğunu bilmeden onlara katılan insanlar oluyor. Yani biz mesela tekbirlerle bir yürüyüş yapabiliriz. Ama bizim buradaki sessiz yürüyüşümüz bizim tüm Türkiye fotoğrafını vermekle alakalı. Sadece dindarların bir şeyi değil. Tekbirden kocunur muyuz? Hayır. Filistin yürüyüşlerinde hep tekbiri getiriyoruz. Ama burada her kesimden insan var ve bu konu netameli bir konu. Yani Filistin meselesi kadar net. İnsanın tarafının net olduğu bir konu değil. Bak, bu başörtüsü meselesi kadar programın değil. Programın bam teli burası. Burayı aynen. İyi dinleyin sevgili evet. İzleyiciler, kıymetli dinleyicilerimiz. Bak, Serdar abimiz çok kritik bir şey söylüyor gerçekten. Evet. Burası çok önemli. Neden? Çünkü bu yürüyüşte senin benim gibi biz hadi birbirimizi biliyoruz. Ama başka arkadaşlar, başka bu ülkenin fertleri de var. Evet. Onlar da huzursuzluk yaşamasınlar. Kimse yaşamasın. Evet. Karşılıklı saygı, sevgi çerçevesi içerisinde. Evet. Hatta sevgi olmasına bile gerek yok. Karşılıklı saygı çerçevesi içerisinde ortak bir düşmana karşı beraber evet. Gövde gösterisi yapacağız ya. Bu kadar basit. Bu aynen yüzden öyle. Yürüyüş sessiz olacak. Bu yüzden belki sahne şovunda geçen sene öyle bir şey olmuştu. Belki sahneye senin hiç tasvip etmeyeceğin bir şey çıkacak. Belki tasvip etmeyeceğin bir alim çıkacak. Yani sen beğenmeyebilirsin adamın görüşünü. Ya da şey yani... Onun hayat tarzını beğenmiyor evet, olabilirsin. Yani askılı bir ablamız oraya gelebilir, heh. Şortlu bir abimiz ama oraya gelebilir. Ama o da seninle aynı dertten evet, müzdarip. O da çocuğunu korumak istiyor. Aynen öyle. Senin gibi. Hı-hı. Sen de çocuğunu korumak istiyorsun. Onun gibi. Evet. Dolayısıyla dertte... Burada bir birleşme var. Şunu söyleyelim Mustafa abi. O yüzden görüntüde de birleşme olmalı. Aynen yani. Öyle. Yani görüntü Türkiye fotoğrafı olmalı. Biz buraya odaklanalım. Yoksa bizim dünya görüşü bizimle olanlarla beraber yapacak olsak, Kur'an-ı Kerim'le açılış yapabiliriz, sırf hocalarımızı konuşturabiliriz. Ama bunun çıktısıyla diğer Türkiye fotoğrafında yapılmış bir nümayişin çıktısı arasında ciddi fark var yani. Tabii. Şimdi biz burada ilmi siyaseten hem siyasilere hem diğer yani hem hükümete hem diğer siyasi partilere bir çağrıda bulunuyoruz. Bizim evet. Çağrıda bulunduğumuz meclis, ya mecliste sadece senin oy verdiğin siyasi parti yok ki, sadece senin dünya görüşüne saygı duyan siyasi parti yok ki, hepsi var. Şimdi bizim derdimiz sadece muhafazakar diye bildiğimiz siyaseti harekete geçirmekse, kanun çıkarsınlar diye, o zaman biz bize iyi yapalım. Anlatabiliyor muyum? Ya da her grup ayrı yapsın canım. Yani liberaller ayrı yapsın, milliyetçiler ayrı yapsın, muhafazakarlar ayrı yapsın.
Hatta söyleyeyim, Alevileri ayrı bir şey yapsın ama biz bunları bir araya getiriyoruz ki Türkiye fotoğrafı daha güçlü bir fotoğraf veriyoruz. Dolayısıyla ha orada yine de haremlik bir bölge yapıyoruz, bölme yapıyoruz. Çünkü hanımlar var, hassasiyetleri var. Eşlerimiz geliyor gidiyor. Yani kimisi birlikte olmak istiyor. Kimisi diyor ki hanımlar kısmı olursa ben oraya. Tamam, buradan bir mahsuru yok, yapıyoruz da. Ya bunu söyleyeyim yani. Bu da çok önemli. Bu da var yani hanımlar için. Yani Lale Gül'de bunu söylemek önemli. Tabii. Abi ben bunu her yerde söylüyorum. Evet. Yani bunu karşımda kendini liberal olarak tanımlayan, seküler olarak tanımlayan kişilere de söylüyorum. Orada bu hassasiyeti olan insanlar var. Onlar için de bizim haremlik bölmemiz var diyorum. Çünkü onlar da bunu farkında abi. Biz sadece orada onların, bizlerin ya da filancanın zihniyetine göre konuşmacı, ona göre içerik üreten bir platform değiliz. Biz Türkiye platformuyuz. Türkiye'nin tamamen tüm unsurları orada olacak. Dolayısıyla ben orada abi birileri gelmiş, ben bunlarla yürüyüş yapmam. İşte yok burası karışık ortam, yok bu sahneye çıkan alimi ben saygı duymuyorum, ben bunu sevmiyorum falan. Abicim yani 13-15 konuşmacı var. Yani bunun 3'ünü, 4'ünü seviyorsundur, geri kalanı sevmiyor olabilirsin. Görüşlerini duyuyor ama insanlar alanına müzahir insanlar. Oraya çıkan sanatçı. Yani etkileme potansiyeli, toplumu yönlendirme potansiyeli çok yüksek. Yani biz oraya onları çıkartıyoruz. Niye siyasileri çıkarmıyoruz? Niye bürokratları çıkarmıyoruz? Çünkü biz bir yere ait ama bir şey görüntüsü vermek istemiyoruz. Sözecek olan da siyasetçiler. Niye davet etmiyorsunuz? Davet ediyoruz. Ha, çok güzel bir soru sordun. Evet. Yani sizin için siyasetçiler biz nasıl davet ediyoruz? Ki geliyorlar bu arada. Biz onları nasıl davet ediyoruz? Anne baba olarak. Apoletlerinizi bırakın. Pırpırlarınızı, evet. Apoletlerinizi bırakın. Bizim buraya gelecekseniz bu sadece siyasiler için değil, bürokratlar için de geçerli. İnşallah nasipse mesela Diyanet İşleri Başkanımız da gelecek. Ama bir baba olarak gelecek. Geçen sene de geldi. 6 ya da 7 partinin, siyasi partinin il başkanı, il başkan yardımcısı geldi. Yaklaşık 17 idi herhalde, yalan olmasın. Eksik de söylüyor olabilirim. Milletvekili geldi. Farklı partilerden, 6-7 farklı partiden. Hatta bir partinin genel başkanı geldi, isim vermeyeyim. Biz hepsine dedik ki başımızın tacısınız, buyurun burada oturabilirsiniz. Orada biraz protokol gibi demeyelim de hani ayrı bir bölüm var. Evet. Konuşmacıların da olduğu bir bölüm. Onları oraya alıyoruz ama isimlerini söylemiyoruz. Ama filanca parti burada demiyoruz. Bakın diyoruz ki burada milletvekillerimiz var ama anne baba olarak buradalar. Burada bürokratlarımız var ama anne baba olarak buradalar diyoruz. Onlar sahneye çıkmak istiyor, çıkarmıyoruz. İsteyenler oluyor yani. Güzel. Şey bilmiyor, konsepti bilmiyor. Aslında şeyden dolayı değil. Hani bana da söz verirseniz konuşurum diyor. İyi niyetli ama bir dakika. Tabii. Sen buraya çıktığında öteki partiyi de çıkarmam lazım. Sonra tabii. Sivil toplum kuruluşları için de aynı şey geçerli ya Mustafa abi. 400 tane sivil toplum kuruluşu var. Hangi birini konuştun? Her birine ikişer dakika verirsen o iki günde bitmez yani. O numara. Evet, doğru. Dolayısıyla haksızlık olmasın diye sivil toplum kuruluşu başkanlarımızı da çıkarmıyoruz. Biz sadece işin ehli bilim insanları ve sanatçılarımızdan insanları çıkartıyoruz ki onların da sayısı az. Amacımız ne biliyor musunuz? Oraya toplanmışken bir farkındalık oluşturmak. Yani meseleyi anlamalarını istemek. Oraya toplanan topluluğun o şeyle, o aldıkları ya bilgiyle kortejin arkasında yürüyüşe geçecekler. Sessizce, çok medeni, çok güzel. Çoluk çocuk var. Hanımınızla berabersiniz. Çoluk çocuğunuz pikniğe gider gibi gelmişsiniz. Sessizce, kavga gürültü olmadan Beyazıt'a kadar yürüdük. Beyazıt'ta basın açıklamamızı yaptık. Nereye sesleniyoruz? Beyazıt'tan New York'a sesleniyoruz. Beyazıt'tan Ankara'ya sesleniyoruz. Diyoruz Beyazıt'tan ki, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sesleniyoruz. Çünkü geçen sene hatırlayın bizim bu büyük aile buluşmasının hemen sonrasında Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çıktı. Dedi gene ki, aynısı, aynı bir durum var. Evet, yine aynı. Biz niye bu tarihte yapıyoruz? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sebeple bizim 15 Eylül'ü seçmemizin sebebi bir önceki yıl 17 Eylül, bir önceki yıl 18 Eylül. Yani Eylül'ün ikinci haftası pazar gününü seçmemizin tek bir sebebi var Mustafa abi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan hemen önceye düşmesi. Bir de Ekim ayından önce olması. Ekim niye? Çünkü 1 Ekim itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama dönemi başlıyor. Evet. Biz istiyoruz ki Büyük Aile platformu olarak meselelere tepki gösteren değil proaktif olalım. Meclis açılmadan biz meclisten ne istediğimizi söyleyelim abi. Tamam, Birleşmiş Milletler öncesinde oraya gidecek kimse, Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız orada konuşacak, muhataplarına Türk halkının talebini iletecek kimse ona bir mesaj vermek istiyoruz. Ki ilk yıl Cumhurbaşkanımız da
Buna dair bir konuşma olmadı 2022'de. 2023 yılında oldu. Ha, talep ettik mi? Evet. Bu arada siyasilerle de görüşüyoruz. Platform olarak. Yani STK'lar olarak değil. Platform olarak bugüne kadar 6 tane siyasi partinin mecliste sandalyesi olan siyasi partilerin hepsiyle yazıştık. Hangisi olursa olsun. 15 tane sandalyesi olan siyasi partinin hepsine yazı gönderdik. Randevu talep ettik. Yani kimlerin reddettiğini az çok tahmin ediyorsunuz. Reddedenler, hatta reddetmeye, cevap vermeye bile tenezzül etmeyenler oldu. Ama 6-7 tanesi döndü. Şu ana kadar 6 tanesiyle görüştük. Genel başkan ve genel başkan yardımcısı düzeyinde. Yani Cumhurbaşkanımız da var, MHP başkanı da var, diğer siyasi parti başkanları da var. Hepsiyle görüştük. Ne yaptık bunlara? Biz bir siyasetçi miyiz? Hayır. Biz oraya gittiğimizde yine Büyük Aile Platformu'nun farklı ideolojilerden STK başkanlarıyla çıktık. Dedik ki bakın 150 bin ıslak imza topladık. Meclise gelecek. Bunu lütfen siyaset üstü bir konu olarak değerlendirin. Bu toplumun talebidir. Bakın burada bu kadar sivil toplum kuruluşu, farklı ideolojilerden sivil toplum kuruluşları olarak karşınızdayız. Biz sizdeniz, ondanız, bundanız demiyoruz. Biz toplumu temsilen buradayız. Sivil bir inisiyatifiz ve size diyoruz ki yok Cumhurbaşkanı bunu desteklediği için ben desteklemem. Yok filanca siyasi parti buna ters düştüğü için ben onun karşısında olmam lazım demeyin. Çünkü bizim yaptığımız saha araştırması, onu da koyuyoruz önlerine, rapor haline. Saha araştırması diyor ki bu toplumun %94'ü ailesine güveniyor. Sorun çıktığında evet, ailesine çözüyor. Dolayısıyla aile yapımız bizim çok güçlü, bunu bozmamamız lazım. Sizin siyasi partinizin aldığı o %5'tir, 10'dur, 50'dir, 30'dur bizi ilgilendirmiyor. Biz %94'ün talebini iletiyoruz. Evet. Diyoruz şimdi abi. Son yani, iki dakikamız kalmış. Bir kez daha güçlü çağrılarımızı yapalım. Sevgili izleyenlerimize, dinleyicilerimize, efendim sesimizi duymayan kalmasın. Bu pazar, yani 15 Eylül pazar günü saat 14'te İstanbul Saraçhane Anıt Park'ta büyük aile buluşması ve yürüyüşü, sessiz yürüyüşü gerçekleşecek. Tabii Büyük Aile Platformu iki elin kanda olsa gel demiş. Bu çok çarpıcı. Çünkü çok önemli. Çünkü geleceğimiz adına çok önemli. Çünkü evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe yaşaması için, sağlıklı bir gelecek yaşayabilmesi için çok önemli. Yavrularımızı çalmak istiyorlar, evlatlarımızı çalmak istiyorlar, gençlerimizi çalmak istiyorlar, ailemizi çalmak istiyorlar, sağlıklı ilişkiler kurmamamızı istiyorlar, toplumumuzu çökertmek istiyorlar, içini çürütmek, böyle kurt gibi içini oymak istiyorlar. Kimse evlenmesini istiyorlar, kimse evlenenler boşansın istiyorlar, tabii, kimse çocuk yapmasın istiyorlar. Ne yazık ki maalesef. İşte bunlar başaramasın diye, işte bunların tekerine çomak sokmak için, önlerine takoz koymak için senin orada gövdenle, ailenle bulunmana ihtiyacımız var. O yüzden ne olur 15 Eylül Büyük Aile yürüyüşüne sen de katıl. Bu çağrıyı bir kez daha yapmış olalım. Evet, bizim, ki geleceğimizi, evlatlarımızı kurtaralım. Ya Mustafa abi, basın açıklamamızın son kısmında şöyle bir şey vardı. Çok çarpıcı bir çağrı. Onu buradan yapmış olayım müsaadenizle. Tabii, son bir dakika. LGBT propagandası ve dayatması etkisinde ailelerimiz yok olmasın diye. Propagandayla kandırılan çocuklarımızın cinsiyetleri, cinsiyet değiştirme masalları ile iptal edilmesin diye. LGBT propagandasına karşı uzanan mesleki ünvanlar ellerinden alınmasın diye uzmanlarımızın. Hı hı. Çocuklarımız çizgi filmlerde, çocuk kitaplarında LGBT propagandasına maruz kalmasın diye. Propaganda nedeniyle cinsel kimlik karmaşasına savrulan evlatlarımız birçok bedensel ve psikolojik problemler nedeniyle intihara sürüklenmesin diye. Dijital platform ve sosyal medyada LGBT propagandası son bulsun diye. İş dünyasında LGBT lobisinin propaganda ve dayatmasına, finansal erişimi engelleme tehditlerine dur denilsin diye. Sosyokültürel terör, bu bizim için çok önemli. Sosyokültürel terör ile kültür, sanat, spor dünyamız esir alınmasın diye 15 Eylül 2024 pazar günü, yani iki gün sonra pazar günü saat 14'te İstanbul Saraçhane Fatih Anıt Parkı'na tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. İki eliniz kanda da olsa gelin. Eyvallah. Serdar abicim çok teşekkür ediyorum. İnşallah güçlü bir mesaj verilecektir. Ona İnşallah. Ben hakikaten şüphe duymuyorum. Ama şöyle bir şey var. Hani herkes ya nasıl olsa birileri gider, ben gitmeyeyim diye düşünebilir. Dolayısıyla ahirette Allah'a izah etsinler abi. Evet.
O zaman işte büyük bir aslında vebal, eksiklik vebal, ortaya çıkartmış vebal olursunuz. Evet. Hani derler ya, padişah bir gün demiş ki avludaki havuzu sütle doldurun diye ahaliye haber salmış. Ahali de demiş ki ya ben demiş bir kova su götüreyim ne olacak demiş, sütün içerisinde kaybolur gider. Herkes aynı düşünmüş. Sabah bir bakıyorlar ki havuzda süt yok. Su var. Su var. Herkes nasıl olsa birileri süt götürecek. Herkes süt götürecek. Ben de su götüreyim de bari araya kaynasın. O yüzden nasıl olsa birileri gidecek. Ben gitmeyeyim. Hı hı. Ben de bu pazar yatayım aşağıya uyuyayım. Evet. Onlar yapsınlar gövde gösterileri. Nasıl olsa kalabalık olacak diye düşünürlerse cılız bir görüntü ortaya çıkar orada. Allah muhafaza. O yüzden daha güçlü bir görüntü vermemiz lazım. Ailemiz çok önemli, geleceğimiz çok önemli, vatanımız çok önemli. Şaka değil, cidden beka meselesi. Bu konuda bilgiler aldık Serdar Er Yılmaz'dan, Büyük Aile Platformu Genel Sekreterinden. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sevgili izleyicilerimize, dinleyicilerimize hayırlı geceler diliyoruz. Tekrar buluşmak ümidiyle efendim. Eşsiz renkleriyle görsel şölen oluşturan gökkuşakları aslında bir kaosun gelişini gizlemek için kullanılıyor olabilir mi? Bu çocuğu ne hale getirmişler? Uyanın! Cinsiyet masallarına sığınarak insanlığa kastedenlere karşı gözlerinizi açın. Ayağa kalkın. Gazze'de masum çocukların ve insanların kanını eline bulaştıranlar insanlık ve çocuklarımız içindir. Siper edin gövdenizi. Sosyo-kültürel terör eylemlerine karşı Büyük Aile Platformu'nun 15 Eylül'de gerçekleştireceği sessiz yürüyüşe siz de ailecek katılın.